Arkası yarın. Merhaba Jane. Ah, ben de çıkıyordum. Ah, kaç zamandır ortada görünmüyorsun da bir uğrayayım dedim. Bu ne şıklık böyle? Nereye gidiyorsun? Floyd ile genç bir yazarın şerefine verilen partiye gidiyoruz. Floyd? Hani şu beraber olduğun edebiyat eleştirmeni değil mi? Evet o. Denizde Gezen Ölüm 1. Bölüm. Yazan Rufus King, çeviren Günseli Aran, uygulayan Feyzan Şekercioğlu, yöneten Kemal Bekir, efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Miriam Seval Gökçe, Jane Esen Özman, Floyd Mehmet Bulduk, Stone Cemilcan Bıçakçı, Mario Gökalp Kulan, Kaptan Liget Pekcan Türkeş, Donald Numan Pakner, Kate Güler Ökten, Forsyth Yalçın Boratap, Doktor Cronin Shield Nüvit Özdoğru, birinci ses Mehmet Asa, ikinci ses Uğurtan Atakan. Dört oldu bile. Ne tarafa gidiyorsun? Beni depolilere bırakır mısın? Olur, bırakırım. Yolumun üstü zaten. Eldivenlerim nerede? Ha, tamam, buldum. Hadi, hazır mısın? Çıkalım. Tamam, dur, çantamı alayım. Ha, hadi çıkalım. Arabayla tünele kadar yarım saatte gitsem, oradan da Manhattan'a 20 dakika sürse anca yetişirim. Niye gazinoya kadar arabayla gitmiyorsun? Öyle mi yapsam acaba? Ay yok yok, çok masraflı olur. Aslında 6'dan evvel davetlilerden hiçbiri gelmez. Acelen ne o zaman? Sağ olsun, Floyd davetlere erkenden gitmeye bayılıyor. Doğrusu ya, onun bu huyuna çok kızıyorum. Floyd'le ilişkiniz ne halinde? Tam olarak ben de bilmiyorum. Yalnız bu yakınlarda bana evlenme teklif edecek gibi geliyor. Bayan Metlevi olmak nasıl olur acaba? Floyd'u tanımıyorum ama bana anlattığın kadarıyla onun ev erkeği tipi olduğunu hiç zannetmiyorum. Doğrusunu istersen ben de Floyd'un sakin bir evlilik hayatına alışabileceğini hiç sanmıyorum. Uf, şu trafiğin haline bak. Böyle giderse zamanı da yetişemeyeceğim. Ama onu bu kadar şımartma. Beklesin biraz. Bugün evlenme teklif eder mi dersin? Nereden bileyim? Biliyor musun, 10 param yok. Kıt kanaat geçiniyorum. Onun için ya Floyd ile evlenirim ya da şu gazetede ilanını gördüğüm Bayan Murchison'ın kızına mürebbiyelik yaparım. Ben burada ineyim. Getirdiğin için teşekkürler. İyi eğlenceler. Bol şans. Miriam,
Bu ne şıklık böyle? Mankenlere benziyorsun. Bu bir iltifat mı yoksa sayın edebiyat eleştirmenimizin gerçek düşüncesi mi? Yo. Gerçekten moda dergilerinin kapak kızlarına ya da defilelerdeki mankenlere benziyorsun. İkisinden birinde karar kıl lütfen. Yanımda seni görenler kim olduğunu merak ediyorlar. Kimseye söylemeyelim öyleyse. Bu bizim sırrımız olsun. Bugün sende bir hal var. Film yıldızlarına benziyorsun. Teşekkür ederim. Yo. Alçak gönüllülük etme. Senin gibi güzel bir kız bundan gurur duymalı. Bırak şimdi bunları. Öğle yemeğinde rujdan başka ne yedin? Sahi mi? Yüzümde ruj mu var? Nerede? Çenende. Anlaşılan kadının elinden kurtulmak için çok uğraştın. Aynanı verir misin? Çıktı mı? Bayan Marvel takside birden üstüme atladı. Demek seni gafil avlamak istedi. Nasıl? Çok mücadele ettiniz mi? Ettik tabii. Ama kadın ağır siklet şampiyonu gibi. Ne yapayım, benim kaderim bu. Kadınlar benden çok hoşlanıyorlar. Biliyorum. Seni gördüler mi akılları başlarından gidiyor. Ama sen öyle olmuyorsun. Ben onlar gibi değilim. Kendi halinde ciddi biriyim. Floyd. Efendim. Bende mürebbiye tipi var mı? Bu da nereden çıktı? Kendime yeni bir iş buldum. Nasıl bir iş? Bir çocuğa mürebbiyelik yapacağım. Hayatımda bunun kadar saçma bir şey duymadım. Niye? Karnım doyacak. Yatacak bir yerim olacak. Hayatım yatlarda geçecek. Düşünsene. Mehtap'ta denizi seyretmek kim bilir ne güzel olur. Miriam, bu mürebbiyelik işini gerçekten kabul edecek misin? Ben istemesem bile mali durumum bunu gerektiriyor. Oysa hiç de mali durumu bozuk birine benzemiyorsun. Bizim aile böyledir. Bir tek elbisemiz olsa bile onunla şık görünmesini biliriz. Bana bak Miriam. Bu işi kabul etmene engel olmak için ne yapmamı istersin? Bana evlenme mi teklif ediyorsun? Ciddi ol kuzum, şakanın sırası değil. Çok ciddiyim. O halde aptal kadınlar gibi konuşma. Evlilik dediğin nedir ki? İlerlemeyi, başarıyı güçleştiren bir engel. Ona ancak çocuklar heves eder. Anlıyorum. Oysa bizim gibi yaşını başına almış olgun insanlar... Evet, bizim gibi olgun insanlar için evlilik saçmadır. İki insanı birbirine bağlayan hiçbir mecburiyet olmamalı. İnsan kendini kafana kısılmış hissetmemeli. Bak, ikimiz de serbestiz. Senin de ailen yok, benim de. Bu bakımdan da hiç kimseye karşı sorumlu sayılmayız. Bu şartlar altında beraber yaşamak daha zevkli olmaz mı? Ne dersin? Artık eve gitsem iyi olacak Floyd. Hastalık derecesinde erdemli bir kadın değilim. Belki de öyleyim ve bundan gurur duyuyorum. Kuzum Allah aşkına. Her neyse, hoşça kal Floyd. İçinde kötü şeyler olacakmış gibi garip bir his var. Benim sonum ne olacak acaba? Belki de Bayan Murchison gibi hanımların yanında yıllarca çalışmaktan hayatımın sonunda hiç evlenmemiş biri olarak yapayalnız kalacağım. Evet. İşte geldi. Zavallı Miriam. 2-3 parça eşyası vardı. Onlar da kül oldu. Aman Allah'ım, evim. Evim yanmış, kül olmuş. Miriam, sonunda gelebildin. Mario, nedir bu başıma gelen? Nasıl oldu, yangın nasıl başladı? Bilemiyorum. Ben geldiğimde yangın söndürülmek üzereydi. Üzülme artık, olan olmuş. Nasıl üzülmem? Mahvolan yalnız evim değil. Çocukluk günlerimin anıları, eşyalarım hepsi yanmış, kül olmuş. Şahane arabayı kaça alırsınız? En fazla 35 dolar eder. Peki, 35 dolar olsun. İşe alınmazsam bu parayla hiç değilse birkaç gün idare edebilirim. Bayan Miriam Lake, siz misiniz? Evet, benim. Ben Will Stone. Motor rıhtımın ucunda bağlı, buyurun. Motor mu? Ortalık ne kadar karanlık. Yüzünüzü bile doğru dürüst göremiyorum. Islanmış gibi bir haliniz var. Yat açıkta Demirli. Buraya motorla geldim. Bayan Murchison'dan aldığım mektupta yatın rıhtımda olduğu yazılıydı. Evet, öyleydi. Lütfen şunu giyer misiniz? Hava serinledi. Sis de gittikçe artıyor. Fakat bu sizin. Lütfen giyin. Ne zaman denize yakın bir yere gitsem aklıma hep mi diye gelir. Anlaşılan yosun kokusu size bunu hatırlatıyor. Evet. Bazı insanlar ne zaman deniz kıyısına gitseler derin bir nefes alır, oh diye işlerine çekerler. Ben ise her seferinde denizin çok büyük bir ıstakoz kazanı olduğunu düşünüyorum. Evet, ıstakoz kazanı ya da ölü balık tenceresi. Ya da yosun küpü. İşte geldik. Verin elinizi bayanlar ya.
Uzatın şöyle. Dikkat edin küçük hanım, dikkat edin. Şöyle gelin isterseniz Bayan Miriam. Bakın şu kapalı kısımda oturalım, daha iyi. Bay Stone ne kadar ciddi fakat hoş bir yüzü var. Yat çok mu uzakta? Yok hayır, biraz ileride Demirli. Kadınları pek fazla tanımıyorum ama Bayan Miriam ilginç bir kız. Dikkatimi çekti. İşte yaşamak buna derler. Neden? Bütün bunlar bana yabancı da ondan. Kendimi tiyatroda gibi hissediyorum. Şimdiye kadar hiç siz görmediniz mi? Gördüm ama o sizin içinde tanımadığım bir yata doğru motorla gitmedim Bay Stone. Ya. Şu mu acaba? Hiç bu havada o incecik elbiseyle sokağa çıkılır mı? Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var? Benim mi? Hayır yok. Dalgın görünüyorsunuz da. İşte geldik Bayan Miriam. Yat ne kadar büyükmüş. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Sanırım Amerika'daki yatlar arasında büyüklükte 4. geliyor. Diğerlerine devlet el koyduğu için bugün şahsa ait en büyük tekne bu sayılır. Gemimize onur verdiniz Bayan Lake. Teşekkür ederim. Ben Kaptan Liggett'im. Tanıştığımıza memnun oldum efendim. Burada rahat edeceğinizi ümit ederim. Ziyaretimin 15 dakikadan fazla süreceğini sanmıyorum kaptan. Tabii ben bazen böyle saçmalarım. Siz benim kusuruma bakmayın. Salon şu tarafta Bayan Miriam, buyurun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın Kaptan Liggett. Güle güle. Dikkat edin Bayan Miriam, eşik biraz yüksektir. Ne kadar güzel bir salon. Dekorasyon dergilerindeki resimleri andırıyor. Tıka basa eşya doldurulmamış, çok zevkli döşenmiş. Beğendiğinize sevindim. Pikabın üstündeki tablo ne kadar güzel. Resimdeki deniz bildiğimiz denizden çok farklı. Fakat gene de insana dalgaları kıpırdıyormuş gibi geliyor. Bayan Murchison nerede? Siz buyurun oturun, ben geldiğinize haber vereyim. $150 istesem fazla mı olur acaba? Saat 9 olmuş, niye böyle bekletiyorlar acaba? Zengin hanımların adeti böyle herhalde. Acelem yok, beklerim. Geldiğinize çok sevindim Bayan Miriam. İyi akşamlar efendim. Bu kır saçlı adam da kim acaba? Buyurun oturun. Bayan Murchison ile randevum vardı. Buraya onun için gelmiştim. Biliyorum. Bayan Murchison benim. Affedersiniz ama ne demek istediğinizi anlayamadım. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Şaka falan yaptığım yok Bayan Miriam. Adım Donald Murchison. Dul Bayan Murchison diye de biri yok. Bu olsa olsa sizin hayalinizde var olabilir Miriam. Buradan hemen gitmeliyim. Bana Miriam diyor. Yoksa niyeti kötü mü? Beyaz kadın ticareti mi yapıyor acaba? Hay Allah, başıma bir de bu mu gelecekti? Söylediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum Bay Murchison. Bana Donald diyebilirsiniz. Hatırlarsanız eskiden de öyle derdiniz. Hayır, böyle bir şey hatırlamıyorum. Beni hemen karaya çıkarın, lütfen. Rica ederim, oturun. Oturun Miriam. Hoşça kalın Bay Murchison. Bay Stone, lütfen beni karaya çıkarır mısınız? Karaya çıkacağınıza biraz güvertede gezinsek olmaz mı? Hayır, olmaz. Hareket ediyoruz galiba. Evet, şu anda yukarıda gördüğünüz şey Brooklyn Köprüsü'dür. Gidip bir pardesü giyseniz de etrafı öyle seyretsek ha? Kameranızda ihtiyacınız olan her türlü kıyafeti bulacaksınız. Çünkü ben size sürekli yağmurluğumu vererim. Bu durum size eğlenceli gelebilir Bay Stone. Ama benim için öyle değil. Biraz önce Bayan Murchison diye birinin var olmadığını öğrendim. Oysa bu konuda 3 mektup almıştım. Sözlerimden hiçbir şey anlaşılmayacağını biliyorum. Fakat bugün ve bu gece başımdan korkunç olaylar geçti. Korkuyorum. Evet, korkmakta haklısınız. Ama çok rica ederim. Beni boş yere sakinleştirmeye çalışmayın. Aptal değilim. Tabii değilsiniz. Eğer en ufak mal varlığım olduğunu bilsem kaçırıldığımı zannederdim. Fakat hiçbir şekilde önemli bir insan değilim. Beni kurtarmak için kimse para vermez. Hele Floyd hiç vermez. Aksine bu duruma kahkahalarla güler. Burada olduğumu kimse bilmiyor. İlgilenen de yok zaten. Şu Floyd dediğiniz kim? Floyd dediğim bir derginin edebiyat eleştirmenidir. Yılan gibi zehirli bir dili ve sarışınlara karşı zaafı olan bir adamdır. Öyle birinden hoşlanabileceğimi hiç sanmıyorum. Siz hoşlanıyor musunuz? Hayır. Aslında onun hakkındaki duygularımın ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Yalnız şu anda içinde bulunduğum durumu da son derece gülünç buluyorum. Çok çirkin bir şaka. Nereye gidiyoruz? Karayip Denizi'ne. Ne? Yeni Pamke'ye gidiyoruz. Başka nereye gidebiliriz?
Kendime hakim olmalıyım. Sinir krizi geçirmenin sırası değil. Öyle değil mi? Haklısınız, hiç sırası değil. Peki beni gemiye almaktaki amacınız ne? Ah, içeri girsek iyi olacak. Düdük sesleri biraz daha devam edecek. Rica ederim içeri girelim bayan bey. Buyurun lütfen. Ne oluyor bana böyle? Neden ona yakın olmak beni böyle rahatsız ediyor? Onu iyice inceleyebilmem için böyle hislere kapılmamam lazım. Bay Stone. Efendim, buyurun bayan Meryem. Siz kimsiniz? Ben Doktor Crowninshield'in asistanıyım. İleride onun yerine geçeceğimi ümit ediyorum. Onun yeri neresi? Mesleğinin zirvesi. Viyana'da bile ondan daha iyisi yok. Doktor mu? Demek beni kobay olarak kullanacaklar. Bay Stone, aklıma bir şeyler geliyor. Asla, asla aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Peki. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum. İsmim Miriam Lake. Bir zamanlar Murray Tepesi'nde oturan eski köklü bir ailenin son ferdiyim. Annemle babam yıllar önce öldü. Çalışma hayatına Powers Otomobil Şirketi'nde modellik yaparak başladım. Ancak yeni model bir arabayı hayranlıkla seyreden biri olmaktan ileri gidemedim. Kısacası modellik yaşamımda hiçbir zaman parlak bir düzeye ulaşmadı. Bayan Miriam, ben... Sekreterlik işine gelince o da bir moda dergisinin masalarından birinde sona erdi. Bir tiyatro ajanı soprano sesimi dinledikten sonra sesimin işe yaramayacağını söyledi. Beni dinleyin lütfen bayan Miriam. Bakın. Hayır, asıl siz beni dinleyin. Evim bu akşam alevler arasında kül oluncaya kadar Westchester'da neşeli İtalyan ailelerin arasında küçük bir evde oturuyordum. Çünkü bulabildiğim en ucuz kiralık yer orasıydı. Geçen hafta da dolabımdaki birkaç parça elbisem çalındı. Sonra? Sonrası. Elimde iki eteğim kalmıştı. Bu akşamki yangında bunlardan birini alıp götürdü. İçin burada beyaz kadın ticaretinin veya bilimsel bir deneyin kurbanı olup olmayacağımın bence önemi yok. Sadece bunları bilmenizi istedim. Yalnız beni bekleyen sondan sonra sizden küllerimi bir şişeye koyup denize atmanızı rica edeceğim. Böylece nasıl yaşamışsam öldükten sonra da hiçbir yer işgal etmemiş olurum. Rica ederim, rica ederim, içeri girin. Söylediklerimi dinlediniz mi? Evet, her kelimesini dikkatle dinledim. Nasıl isterseniz öyle düşünün. Yalnız burası soğuk ve nemli. Hastalanırsanız benden hesap sorarlar. İşte şimdi bu söze gülmek gerekir. Bu insanlar da kim? Burada neler oluyor? Bir anlayabilsem. Böyle konuşmayın. Hadi gelin yanlarına gidelim. Meryem yavrum. Kate Hanım'ı görmeyeli yıllar oldu bak. Evet oldu. Yalvarırım Meryem. Biraz anlayışlı ol bak. Kate seni her zaman korudu, bunu anlamalısın. Ne olursun bana öyle yabancı gibi bakma. Ben senin Kate alanım yavrum. Sizin bu söylediklerinizin aksine nasıl inandıracağımı bilmiyorum. Hepiniz beni tanıyor görünüyorsunuz. Artık bu işin şakası kalmadı. Ortada korkunç bir yanlışlık var. Benim Kate halam yok. Herhalde kuzenin Forsyth'ı, yani oğlum Forsyth Vanessa'yı tanırsın yavrum. Çocukluk günlerinden hiçbir şey hatırlamıyor musun? Özellikle o Nisan ayını. Hangi Nisan ayını? Atacağınız adımlarda acele etmemenizi öneririm. Bilinçaltında meydana gelen şokların birbiri ardına belirmesi tehlikeli olabilir. Bayan Miriam Lake'le beni biraz yalnız bırakır mısınız? Ayağa kalkmadığım için beni affedin. Dizlerimden rahatsızım da. Rica ederim, oturun. Şimdi içim biraz rahat etti Doktor Crowninshield. Son yarım saat içinde aklımdan şüphe etmeye başlamıştım. Herkes bana başka biriymişim gibi davrandı. Kaliforniya'yı özlüyor musunuz? Özlemek mi? Oraya hiç gitmedim ki. Bir sigara almaz mısınız? Teşekkür ederim. Bana neden Kaliforniya'yı sordunuz doktor? Oradaki yaşamınızdan bir şey anımsayıp anımsamadığınızı anlamak için. Şimdi çıldıracağım. Kaliforniya'ya hayatımda hiç gitmedim. Bu olanlardan da hiçbir şey anlamıyorum. Bakın, ne olduğunu ben size anlatayım. Sizin önce tek bir şahsiyetiniz vardı. Şimdi iki şahsiyetiniz var. İkisi birbirinden tamamen ayrı. Tıpkı bir solucanın ikiye ayrılması gibi. Solucan mı? Evet. Solucanların da kişilikleri olsa ikiye ayrıldıkları zaman böyle olabilirdi. Fakat bir an gelir, o parçaları birleştirmek gerekir. Yoksa o parçalar ölür. Anladınız mı? İnsan beyni de
Tıpkı solucan gibidir Bayan Meryem. Siz bütün bunlarla neyi anlatmak istiyorsunuz? Size yalnızca bir beynin, bir kişiliğin ikiye ayrılabileceğini ve ikiye ayrılan beynin bir yarısının bütünüyle ayrı bir insan olarak çalışıp öbür kişilikten habersiz olabileceğini anlatmak istiyorum. Asıl felaket bu iki kişiliğin aynı bedende bulunmasıdır. Bu durum şizofreni dedikleri hastalık değil mi? İkiye ayrılan kişilikler üzerinde çok araştırma yaptım. Bunlar tek bir bedende tamamiyle iki ayrı insan olarak yaşıyorlar. Bunları bana neden anlatıyorsunuz? Ben doktor-hasta ilişkilerinde anlaşmanın tedaviyi kolaylaştıracağına inanırım. Yoksa beni akıl hastası olarak mı kabul ediyorsunuz? Evet, fakat öyle bir tipsiniz ki sizinle açık açık konuşabilirim. Zaten akıl hastalığı günümüzde grip kadar olağan ve yaygın bir hastalık. Ona yakalanmayan çok az kişi var. Bana güvenmenizi sağlamak için sizinle böyle açık konuşuyorum. Yoksa size yardım edemem. Doktor, birkaç dakika öncesine kadar beni tanımıyordunuz bile. Tanımadığınız birine nasıl hastalık teşhisi koyabilirsiniz? Fakat elimde bütün hayatınızı kapsayan bir dosya var. Hakkınızda her şeyi biliyorum. Hatta şu birkaç dakika hayat hikayenizin ana hatlarını daha da katileştirdi. Artık öbür kişiliğinizden haberiniz olmadığına eminim. Hangi öteki kişiliğimden? Jennifer Murchison olan asıl kişiliğinizden. Onu size benimsetmek meslek yaşamımın en ilgi çekici çalışması olacak. Doktor, bunda bir yanlışlık olmalı. Ben alelade biriyim. Yaşamak, hayatımı düzene sokmak, evlenmek ve bir yuva kurmak istiyorum. İşte ben bütün bunları size vermek için buradayım. Anlayamadım. Size toplumdaki gerçek yerinizi kazandırmak için buradayım. Doktor, şimdi sizden bazı sorularıma cevap vermenizi istiyorum. Bu toplumdaki yerimi ne zaman kaybettim? Aşağı yukarı 1 yıl önce. Sizi bulmak epey uzun sürdü. Peki 1 yıl önce neredeydim? Güney Kaliforniya'daki çiftliğinizdeydiniz. Ne zamandan beri oradaydım? Doğduğunuzdan beri Bayan Meryem. Bu çok önemli doktor. Demek 1,5 yıl önce orada oturuyordum. Evet. Eğer size o sıralarda orada oturmadığımı kanıtlarsam bunun korkunç bir yanlışlık olduğunu kabul eder misiniz? Tabii. Ben 2 yıl önce New York'ta Powers firmasında manken olarak çalışıyordum. Ondan sonra da Bazar adlı dergide sekreter olarak çalışmaya başladım. Bu firmalardan gelecek bir yazı sizi inandırmaya yeter mi? Mürebbiyelik için başvurduğunuzda bunlardan bahsetmemiştiniz. Gerizekalı bir çocuğa bakıcılık yapmak için mankenlik ve başarısız sekreterlik deneyimimin bir değeri olmayacağını düşünmüştüm. Onun yerine eğitimimden söz etmeyi uygun buldum. Söyleyin şimdi, bu firmalardan gelecek mektuplar sizi inandırmaya yeter mi? Tamamen. Şu halde hemen. Zekanızın bu yolda çalışması hayranlık verici. Şu anda denizin ortasındayız. Firmalara nasıl ulaşabiliriz? Ben buraya kandırılarak getirildim ve zorla tutuluyorum. Herhalde burasını bir akıl hastanesine tercih edersiniz. Buradan çıktığınız an yeriniz orasıdır. Ayrıca ben ve asistanım Dr. Stone, Bay Murchison'a epey pahalıya mal oluyoruz. Gerçekten bir yabancı olsanız, Bay Murchison bu kadar masrafa girer mi? Buna inanmamı mı istiyorsunuz? Ama gerçek. Yatağa ayak bastığınızdan bu yana hep saygı gördünüz. Burada arzularınızı yerine getirmek için gereken her şey yapılacaktır. İstediğim yerle telsizle konuşabilir miyim? Ne zaman isterseniz. O halde Powers ve Bazar firmalarından telsizle gelecek cevaplar sizi inandırır herhalde. Tamamen olmasa da yardımcı olabilirler. Lütfen benimle gelin. Hemen telsiz odasına gidelim. Pekala. Tizlerim. Fevkalade. Nedir o fevkalade olan? Bugün cumartesi. Pazartesi öğleden önce cevap alamayız. Miriam Lake'in mücadele etmesine izin vermeyin. Hayatı için mücadele ediyor. Çünkü Jennifer Murchison yeniden doğduğu gün
Miriam Lake ölecek ve siz alelade biri olmaktan kurtulup istediğiniz her şeye kavuşacaksınız. Ve de çok büyük bir servete. Küçük hanım, zili siz mi çaldınız? Hayır, Doktor Cromley Shield çaldı. Bayan Kate Vanessa'ya buraya gelmesini söyler misiniz? Emredersiniz doktor. Zannederim kütüphanede bridge oynuyor. Peki efendim. Yorgun görünüyorsunuz. Yorgun değilim. Şaşkın ve öfkeliyim. Bayan Vanessa, yani Kate halanız, size kameranızı gösterir, üzerinizi değiştirir, dinlenirsiniz. Burada benim durumumu bilmeyen yok, öyle değil mi? Evet, herkes biliyor. Güvenliğiniz açısından böylesinin daha iyi olacağını düşündük. Kamera ne kadar güzel döşenmiş. Beğendiğine sevindim. Gel bak. Buradan bir kapıyla elbise odasına, oradan da banyoya geçiliyor. Kamera deniz seviyesinden oldukça yüksek. İstediğin zaman lombozları açabilirsin. Çok iyi. Ambroz Boğazı'ndan çıkıyoruz. Sis tamamen dağılmış. Bak, uzaktaki bu ışıklar New York'un önündeki Coney Island dedikleri eğlence adasının ışıkları. Deniz sertleşiyor, fark ediyor musun? Evet, fark ediyorum Bayan Vanessa. Ne olursun yavrum, bana Kate de. Özür dilerim fakat yapamam. Bu yattaki hiç kimseyi daha önce görmedim. Anlıyoruz Miriam. Doktor Crowninshield bunu bize açıkladı. Sizlere hata yaptığınızı kanıtlayacağım. Pazartesi sabahı her şey ortaya çıkacak. Pazartesi mi? Evet, Powers ve Bazar firmaları pazartesi günü açılacak ve... Bunun konumuzla ne ilgisi var anlayamadım yavrum. Çok ilgisi var. O firmalardan gelecek haber benim 1,5-2 yıl önce Kaliforniya'da olmadığımı kanıtlayacak. Bana bir konuda söz vermeni istiyorum. Hangi konuda? Gelecek cevaplara fazla üzülmeyeceğine bana söz ver. Demek telsizle konuşmama izin verecekler. Fakat gelecek cevapları ne kadar değiştirecekleri belli değil. Ne olur böyle üzgün durma. Seni bu halde görmeye dayanamıyorum. Gel bak sana ne göstereceğim. Ne kadar çok kıyafet var burada. Hepsi de New York'un en iyi mağazalarından alınmış. Hepsi tıpatıp sana göre. Yine de ufak tefek değişiklikler gerekirse kadın kamarotlardan biri çok iyi terzidir. Giyeceklerimin hepsinin birden çalınmasının nedeni buydu demek. Ben de komşuları suçlamıştım. Böyle yapmasaydık ölçülerini nasıl öğrenebilirdik? Peki evi de mi yakmak lazımdı? Ailemden kalan birkaç parça da yanıp kül oldu. Yangın mı? Ne demek istediğini anlamadım. Çamaşırların da şu çekmecelerde. Nasıl? Beğendin mi? Hepsi çok güzel. Burası da banyo. Kullandığım makyaj malzemelerini bile aynen almışsınız. Bak, küvet siyah mermerden. Ne kadar güzel değil mi? Öyle. Düşün bir kere Miriam. Doktor bir süre daha sana Miriam dememizi istediği için böyle söylüyorum. Her neyse, bir düşün. Hakkında en ufak bir şüphe olsaydı Donald bu kadar zahmeti göze alır mıydı? Bay Donald Murchison'a acıyorum. Çünkü kendisiyle en ufak bir akrabalığım yok. Aynı zamanda kendime de acıyorum. Şimdi masal aleminde gibiyim. Ama bir an gelecek uyanacağım. Allah'a şükür ilk defa gülümsedi. Fransa kraliçesi Marie Antoinette de son anda böyle yapmıştı. Marie Antoinette mi? Ne demek istediğini anlayamadım yavrum. O da giyotine giderken böyle gülümsemişti. Yalvarırım böyle konuşma. Hadi yukarı çıkalım. Bridge oynuyoruz, sen de oynar mısın? Bir dakika, size bir şey göstereceğim. Bu oyuna ne gerek vardı? Mektuplar mı? Onları ben yazdım. Neden? Çünkü Dr. Crowninshield yazmamı söyledi. Belki üstünü değiştirmek istersin. Şu düğmeye basarsan sana yardım etmek için kamarot gelir. Adı Biddle'dır. Ya da böylece gel. İzin verirseniz burada kalayım. Gece yarısına kadar oyun oynarız. Fikrini değiştirirsen gel, yukarıdayız. Çıldırmak üzereyim. Kimden yardım isteyebilirim? Mesajı Floyd'a yollasam bana inanmaz. Şaka zanneder. Bir de Ida
teyze var. O da ilginç bir kadındır. Memnun oldum yavrum. İyi eğlenceler diye cevap yollar. Ama yine de en iyisi İde'ye telsiz çekmek. Şu deri ceketi sırtıma alıp hemen telsiz odasına gideyim. Bayan Miriam Lake, ben ikinci kaptan Jack Richardson. Telsiz odasını arıyordum Bay Richardson. Size göstereyim, şu tarafta. Teşekkür ederim. Barometre gittikçe düşüyor. Biraz deniz yiyeceğiz. Kasırga mevsimi başlamak üzere. Hiç kasırgaya tutuldunuz mu? Ne kadar alışık olursanız olun, yine de heyecan verir. Hurda arabamdan başka hiçbir aracın sallantısına alışık değilim. Güzel espri. Jerry, Bayan Miriam Lake telsiz bir haber göndermek istiyorum. Bayan Lake sizi Jerry ile tanıştırayım. Memnun oldum Bayan Lake. Ben de Jerry. İzninizle Bayan Lake. Buyurun, kağıt ve kalem. Teşekkür ederim. Bu yatın adı ne? Donna Louise efendim. Ayrı mı yazılıyor? Evet. Murchison isimli birinin Donna Louise adlı yatıyla Karayip Denizi'ndeki Yeni Palm Cay'e doğru gitmekteyim. Kandırılarak bindirildim. Sahil polisine haber vererek beni kurtarın. Tamam, buyurun, yazdım. Böyle bir mesajı göndermezsiniz herhalde. İsterseniz temize çekeyim ama korkarım boşuna. Vazgeçtim, verin onu bana. Özür dilerim Bayan Lake. Göndereceğiniz bütün haberlerin Bay Murchison tarafından kontrol edileceğine dair emir aldım. Bütün bunlar sizin iyiliğiniz için yapılıyor. İyi geceler. Her şeye rağmen teşekkür ederim. Neden yırttığım kağıt parçalarını toplayıp zarfa koydu acaba? Telsiz gönderdiniz mi? Hayır, vazgeçtim. Kameranıza mı iniyorsunuz? Evet. Ama daha çok erken. Bakın diğerleri hala bir iş oynuyorlar. Siz de yanlarına gitsenize. Gitsem mi acaba? Bay Stone'da kitap okuyor. Hay Allah, beni gördü. Sonunda üstünüze kalınca bir şey almışsınız. Hadi güvertenin arkasına gidelim. Eğer ağlamak istiyorsanız bana aldırmayın. Hayır, ağlamak istemiyorum. O halde gözünüzde bir rahatsızlık var, çünkü yaşarıyor. Bir dostuma telsizle haber göndermek istiyordum. Ama bunun imkansız olduğunu anladım. Hayatımda hiç bu kadar yalnızlık ve korku hissetmemiştim Bay Stone. Hepsi geçecek. Gece iyi bir uyku uyuyun, yarın kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. İçimden bir ses size güvenebileceğimi söylüyor. Ayrıca Doktor Cravenshield'a da inanıyorum. Burada ikinizin dışında birine inanmam için doktorun zannettiği kadar deli olmam lazım. Her ikiniz de bu olayda aldatıldınız. Ben de aldatıldım. Bunu ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Aramızdaki fark bu. Olaylara karşı gelmekle akılsızlık ediyorsunuz. Bulunması güç iki şeye sahipsiniz. Rahat, emniyet. Kuzeniniz Forsyth dürüst bir insana benziyor. O benim kuzenim değil. Ama dürüst olduğuna eminim. Ayrıca çok yakışıklı. Nisan size neyi hatırlatıyor? Nisan, Doktor Stone bana yalnızca Nisan ayını hatırlatıyor. Mesela 6 yıl önce 16 yaşınızdayken bir Nisan ayı? 6 yıl önce Nisan ayında ben 14 yaşındaydım. Ve ailemin elinde kalan birkaç kuruşla Mademoiselle Devich'in okulunda okuyordum. Ben yatmaya gidiyorum. Hafif bir uyku ilacı alır mısınız? Hayır. Tahmin etmiştim. Bir şeye ihtiyacınız olursa, hangi saatte olursa olsun çekinmeden bizi çağırabilirsiniz. Hepimiz size yardıma hazırız. İsmim Biddle, Bayan Miriam. Verin, ceketinizi asayım. Teşekkür ederim. Yatarken ne giyersiniz? Pijama mı, gecelik mi? Gecelik lütfen. Ben de onu tercih ederim. Deniz bu gece sakin, öyle değil mi? Öyle herhalde. Ben de sallantıya gittikçe alışıyorum. Banyonuzu nasıl istersiniz? Sıcak mı, ılık mı? Ilık olsun. Bu açık şeftali rengi gecelik nasıl? Çok güzel Biddle.
Yatağın üstüne bırakıver. Peki efendim. Kamarot Murray şimdi size bir sandviçle süt getirecek. Sütünüzü ılık mı içersiniz? Yoksa sandviçle şampanya mı tercih ederdiniz? Sütü tercih ederim. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Beni çağırmak isterseniz şu düğmeye basın. Hah, işte Murray de geliyor. İyi günler küçük hanım. Tepsinizi buraya koydum efendim. Başka bir emriniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. İyi günler küçük hanım. İyi günler. Kim acaba? Kitabı amma dalmışım. Bir saat geçmiş. Kim o? Hayret, kimse cevap vermiyor. O da ne? Bir mektup. Size inanıyorum. Elimden gelirse size yardım edeceğim. Durumunuz çok tehlikeli. İşin sonunda cinayet var. Çok dikkatli olun. Pişman olacağınız hareketlerden kaçının. Bu mektubu hemen ortadan kaldırın. Yoksa bunu hayatımla öderim. Biraz gelir misiniz? Tabii. Ben Bayan Vanessa'nın hizmetçisiyim. Ama siz titriyorsunuz. İzninizle bu şalı omzunuza alın lütfen. Teşekkür ederim. Doktoru çağırayım mı? Hayır, biraz moralim bozuk, şimdi geçer. Peki biraz yanınızda oturmamı ister misiniz? İyi olur. Demin sanki kapının önünde biri sendeledi. Koridor halı döşelidir. Sendeleyen olsa bile pek duyulmaz. Bay Murchison nasıl biri? Merhametli ve son derece namuslu bir insandır. Gerçek bir hayırsever. Peki Bayan Vanessa ve oğlu nasıl kişiler? Ya da ilk defa mı geliyorlar? Benim bildiğim ilk yolculukları. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence Bayan Vanessa kalbinde ağır bir yük taşıyor. Nereden anladın? Şöyle, bakışlarındaki dalgınlık... Bazı anlar dış dünya ile ilgisinin kesilmesi bende bu izlenimi yarattı. Her şeye rağmen çok terbiyeli bir hanımefendi ama. Oğlununsa nasıl söyleyeyim, çok yönlü bir kişiliği var. Rahatsız ettimse özür dilerim. Dengemi kaybedip kapıya çarptım da. Rica ederim, önemi yok Bay Forsyth. Yattınız mı? Hemen hemen. O halde iyi geceler. Size de. Bridge bitmiş olmalı. Bayan Vanessa'nın kamerasında yapılacak işlerim var. İzninizle. Tekrar teşekkür ederim Leklo. Bu Jennifer Murchison ya öldü ya da öldürüldü. Eğer ben Jennifer Murchison olduğumu itiraf edersem ve herkes bunu duyarsa bir gün yattan yuvarlanıp boğulmam işten bile değil. Fakat Jennifer Murchison neden bir daha öldürülmek istensin? Bundan kimin bir çıkarı olabilir? Of, bu düşüncelerden sıyrılıp bir uyuyabilsem. Günaydın efendim. Ah, günaydın Bidil. İyi uyudunuz mu Bayan Meryem? Uyudum ama sanki hiç dinlenmemiş gibiyim. Hava da ne kadar kapalı. Evet efendim. Bugün ne giymek istersiniz? Bakayım. Ah, şu menekşe rengi yün elbise olsun. Onu giyeyim. Bugün pazar. Bir pazartesi olsa da firmalarla bağlantı kurabilsek. Thank you.
Günaydın. Ah, günaydın. Erkencesiniz Bayan Miriam. Öyle görünüyor. Rüzgar hayli sert. Evet Bay Murray. Efendim, kahvaltı arzu eder misiniz? Hem de nasıl. Size yemek salonunu göstereyim, buyurun. Korkarım beni oraya taşımanız gerekecek. Merak etmeyin, zamanla alışırsınız. Hem daha bu bir şey değil. Burası da öbür bölümler gibi çok güzel. Duvarlar ceviz kaplı. Evet. Perdeler de goblen olmalı. Evet efendim, goblen. Buyurun Bayan Miriam. Ben Branch'a burada olduğunuzu haber vereyim. Çünkü yemek salonuna o bakar. Teşekkür ederim. Peçeteler de kar gibi bembeyaz. Günaydın. Ne arzu edersiniz? Portakal suyu ve kahve lütfen. Mantarlı ciğer istemez misiniz? İsterim tabii. Ciğerin her türlüsüne bayılırım. Biraz kızarmış ekmek. Yoksa reçelli çöreği mi tercih edersiniz? Tabii ki çöreği. Yıllardır reçelli çörek yemedim. Bizim aşçı Spinoff'un yaptığı çörekler insanın ağzında dağılır. İştahım büsbütün arttı. Buyurun Bayan Miriam. Sabah telsizle gelen haberler. Teşekkür ederim. Nasi ölüleri tarlalarda yığınlar halinde yatıyor. Hamburg'un bombalanan kısımları harabeye döndü. Vergiler korkunç şekilde artıyor. Roosevelt dehşet içinde. Ne şans. Demek erken kalktınız. Amma şık giyinmiş. Her sabahki gibi değil mi Bay Forsyth? Evet Branch, evet. Bu hava sizi etkilemiş Miriam. Gözleriniz parlıyor. Açlıktan olacak. Nasıl uyudunuz? Herhalde gözleriniz kapalı olarak değil. Hem de sımsıkı kapalıydı. Peki siz de bana aynı soruyu sormayacak mısınız? İstiyorsanız sorayım. Teşekkür ederim. Ben de bebekler gibi uyudum. Taktik değiştirdi. Bugün bana ruh hastası gibi değil, sanki yeni tanıştığı biriymişim gibi davranıyor. Acaba diğerleri de mi taktik değiştirdiler? Zaten katiller son an gelip maskelerini atıncaya kadar dünyanın en sevimli insanları olurmuş. Tuhaflaştınız birden. Galiba deniz dokunmaya başladı. Ah, herhalde. Kahvaltıdan vazgeçtim. Güvertiye çıkıp hava alacağım. Ben de sizinle geleyim. Hayır, rica ederim. Yalnız kalmak istiyorum. Günaydın. Ah, günaydın. Güvertede sabah yürüyüşü yapıyordum. 1 kilometre yürümek için kaç adım atıyorsunuz? Bilmem, saymadım ki. Kahvaltı etmeyecek misiniz? Hayır. Hasta falan değilsiniz ya. Hayır, çok iyiyim. Sakıncası yoksa beraber yürüyelim. Ha? Biraz oturalım mı? Ne dersiniz? Olur. Yine neden kabuğunuza çekildiniz Bay Stone? Öyle mi yaptım? Özür dilerim, fark etmedim. Dün gece size yakınlık duymuştum. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Benden hoşlandığınızı, bana düşüncelerinizi açabileceğinizi hissetmiştim. Böyle konuşuyorum çünkü o zaman da dediğim gibi bu yatta sadece Doktor Cramlin Shield'la size güvenebileceğimi zannediyorum. Asıl ben size güvenebilmeyi isterdim. Buna memnun oldum. Demek benim o zengin kız olmadığıma inanıyorsunuz. Eğer Doktor Cranwell haklıysa çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Bu düşündüğüm tedavinin akışını değiştirebilir. Fakat elimde değil. Bunları söylemek istemiyorum ama sizin yanınızda olduğum zaman kendime hakim olamıyorum. Elinizde olmayan nedir? Önce şunu anlamanız lazım. Dün size Doktor Cranwell'in psikoloji dalında en bilgili kişi olduğunu söyledim. Gerçekten de öyledir. Fakat diğer yandan onun 80 yaşını geçtiğini unutmamak gerekir. 84 yaşında. Sahi mi? Tabii. 60'ında görünüyor. Son aylarda onda bir takım sinirli tuhaf hareketler belirdi. Bunları size anlatmak ona karşı bir çeşit ihanet oluyor. Yani Doktor Cramner Shield'ın bunadığını mı söylüyorsunuz? Hayır hayır, belirli bir şey yok. Yalnız birkaç ay öncesine kadar aksi bir tezin tartışması onu kızdırmaz, aksine sevindirirdi. Şimdi öyle değil. Bilemiyorum, herhangi bir olayda yalnız kendi düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlayan belirtilere inanmaya başladı. İşte bu da beni korkutuyor. O halde siz benim durumumu anlıyorsunuz. İşte size güvenemememin esas nedeni de bu. Bu rolü neden oynadığınızı anlayamıyorum. Rol mü? Yakınlarınızı budala yerine koyuyorsunuz. Neyse, bu beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren Doktor Cranwell'i budala yerine koymanız. Buna engel olmak için elimden geleni yapacağım. Benim
Jennifer Murchison olduğuma mı inanıyorsun? Bunu zaten biliyoruz. Bu konuda en ufak bir şüphem bile yok. Demek rol yaptığıma, erken bunama rolü oynadığıma inanıyorsunuz. Hem de bu rolü çok güzel oynuyorsunuz. Bence başta Doktor Crowninshield olmak üzere herkesin iyiliği için bu oyuna bir son verin. Son vermek mi? Hiçbir zaman başlamadım ki son vereyim. Siz buna rol diyorsunuz. Bense hayatıma karşı hazırlanan korkunç bir tuzak diyorum. Bunu daha açık nasıl anlatabilirim, söyler misiniz? Çok kolay. Jennifer Murchison olduğunuzu itiraf edin. Hayır, işte bunu yapamam. Çünkü ben Jennifer Murchison değilim. Ben Miriam Lake'im. Hem de çift kişilikli falan değilim. Oh. Ben normalim. Demek bu kadar zaman boşuna nefes tüketmişim. Artık sizden hoşlanmıyorum Doktor Stone. Bunun konuştuğumuz konuyla hiçbir ilgisi yok. Tam tersine konuyla büyük ilgisi var. Neden bilmem, bu kızın benden hoşlanmasını istiyorum. Evet, bunun konumuzla hiçbir ilgisi yok doktor. Haklısınız. Buyurun. Miriam, öğle yemeğini bizimle birlikte yemeyecek misin yavrum? Bilemiyorum. Odamda kalmayı tercih ederim. Böyle davranmamalısın. Yukarıda herkes seni bekliyor. Peki, geliyorum Bayan Kate. Sabahkinden daha iyi görünüyorsunuz. Yüzünüzdeki o yeşilimsi renk gitmiş. Oysa o yeşilimsi rengin nedeni hala mevcut. Yoksa gene aç mısınız? Evet. Hepsi de benimle ne kadar ilgililer. İçlerinden hangisi katil acaba? Moskova usulü ördeği beğendiniz mi? Anlayamadım. Yemeği diyorum. Ben bu yemeği son defa bir uçak yolculuğunda yemiştim. Ve bana çok garip gelmişti. İnsanın kendisi uçarken bir kuş yemek. Ne oluyor annenize? Anne! Anne! Aman yarabbim, anne! Sizleri korkuttuğum için özür dilerim. Ara sıra böyle baygınlık geçiriyorum. Kamerama inip biraz dinlenirsem bir şeyim kalmaz. İzninizle. Meryem? Biz de şuraya geçelim mi, ne dersin? Ha? Biraz konuşuruz. Neden olmasın Doktor Crowninshield? Zaten yapacak daha ilginç bir işim yok. Şöyle karşılıklı oturalım. Ay dizilerim. Bayan Kate Vanessa beni endişelendiriyor. Devamlı sakinleştirici alıyor. Mutlaka onu üzen bir şey var. Fakat kimse ne olduğunu bilmiyor. Kaç defa sırrını benimle paylaşmasını söyledim, dinlemedi. Oysa anlatsa vücudundan öldürücü bir zehir akmış kadar rahatlayacak. Fakat o kabul etmedi ve neden bahsettiğimi anlamadığını söyledi. Doktor, Bayan Vanessa'ya hak veriyorum desem kabalık etmiş olur muyum? Ha? Çünkü benim hakkımdaki teşhisinizde de ne yazık ki yanıldınız. İki durum birbirinden çok farklı. Evet. Şimdi söyleyeyim bakalım, dün gece uyudunuz mu? Evet. Rüya gördünüz mü? Hayır. O halde bana düşündüklerinizden söz edin. Aklınızdan geçen her şeyi söyleyin. Bana koyduğunuz teşhis erken bunama olduğuna göre bunu yapamayacağım doktor. Ben sabırlı bir insanım. Önümüzde daha uzun günler var. Aptallık ediyorum. Hayatım tehlikede. Beni kurtaracak tek şey bilgi. Eğer etrafımdakilerden birini Jennifer Murchison'un öldüğüne inandırabilirse, o zaman benim ben olduğuma inananlar olacaktır. Bir şey sorsam cevap verir misiniz doktor? Tabii. Dün akşam benim, daha doğrusu Jennifer Murchison hakkında her şeyi bildiğinizi söylediniz. Her şeyi biliyorum. O kız hakkında bütün bildiklerinizi bana da anlatır mısınız? Anlatayım. Hem bunu sorduğunuza çok memnun oldum. Bu iyi işaret. Jennifer Murchison'ın Bay Murchison'la Bayan Vanessa'nın yeğenleri olduğunu anlamışsınız. Evet. Kendisi bu kızdan söz ederken o diyeceğim yerde
siz desem üzülür müsünüz? Bu fikir sizde bir tiksinti yaratıyor mu? Evet ama önemi yok. Benim asıl amacım gerçekleri öğrenmek. Şimdi babanızın adı Bellamy Murchison'dı. Siz onun ölümüyle Murchison servetinin büyük bir kısmına sahip oldunuz. Babanız servetini tahvillere yatırmıştı. Son nefesinde bile onları sahtekar bankerlere kaptırmamanızı tembih etmişti. Bellamy Murchison ne zaman öldü doktor? 6 yıl önce, Nisan ayında. Ondan sonra da siz Güney Kaliforniya'daki çiftliğinizde inzivaya çekildiniz. Jennifer Murchison'ın insanlardan kaçma derecesi neydi? Dış dünya ve insanlarla olan ilişkilerinizi tamamen kestiniz. Peki para meselesini nasıl hallediyordu? Ha, paraya ihtiyacınız olduğunda arabanıza atlayarak Los Angeles'a gidip bir tahvil satmak işinizi hallediyordu. Peki ya dostlar, arkadaşlar? Evinize geldikleri zaman hiçbirisiyle görüşmeyerek bütün dostlarınızı darılttınız. Hizmetçileri kovup onların yerine özellikle seçtiğiniz Meksikalıları aldınız. Görüyorsunuz ya, 6 yıl gibi uzun bir zaman önceden bilinç altınızda başka bir kişi olmaya çalışıyordunuz. Bir de Meksika el sanatlarına merak sardınız. Özellikle seramikte çok ilerlediniz. Plan kendiliğinden korkunç bir şekil alıyor. Çocukluk günlerinden beri onu tanıyan hizmetçilerini kovmuş, dostlarından uzaklaşmış zengin bir kız yıllarca seramikle vakit geçirmiş. Sonra bir gün cinayete kurban gitmiş. Neden mi Murchison serveti? Sonra ortadan kayboldunuz. Bu nasıl oldu? Yani kaybolmadan önce ne gibi olaylar oldu? Her zamanki gibi kahvaltıdan sonra atınızla dağ yollarında gezmeye çıktınız. Fakat ne siz ne de atınız geri döndü. Mutlaka arama yapılmıştır. Yapılmaz mı? Ülke çapında araştırmalar yapıldı. Gazetelerde bu konuyla ilgili hiçbir yazıya rastlayamadım. Gazetelere geçmedi. Arama amcanız tarafından gizli olarak yaptırılıyordu. Araştırmayı Durney adındaki detektiflik bürosu yapıyordu. İlk akla gelen kaçırılmış olabileceğinizdi. Fakat hiç para isteyen olmayınca bu düşünceden vazgeçildi. Jennifer Murchison'ın rahatsızlığı, hafıza kaybı dedikleri amnezi hastalığı olamaz mı? Belki de atından düşüp başını çarpmıştır. Böyle bir durum amneziye neden olmaz mı doktor? Sevgili bayan Meryem, ortada at yoktu. O da beraber kaybolmuştu. Hem amnezide bu hastalığa neden olan olaydan önceye ait hiçbir şey hatırlanmaz. Eğer öyle olsaydı, kendinize gelince yardımınıza koşan kişilere hafızanızı kaybettiğinizi herhangi bir şekilde belli ederdiniz. Onlar da sizi bir doktora ya da bir hastaneye götürürlerdi. Durney detektiflik bürosu bu ihtimal üzerinde de araştırmalar yaptı. Fakat bir sonuç elde edemedi. Çok garip doğrusu. Ben arada bir fark göremiyorum. Eğer hastalık erken bunama olsa... Bunda eğer diye bir şey olamaz. Amnezi olmadı. Siz Miriam Lake adında her bakımdan bambaşka bir kişi haline geldiniz. Kendinize bir de geçmiş yarattınız ve değişik huylar edindiniz. İşte sigara içmek bunlardan biri. Miriam Lake olarak çok hoşlanıyorsunuz. Oysa Jennifer Murchison olarak sigaradan nefret ederdiniz. Şimdiye kadar bu kadar ilginç, çift kişilikli bir şizofreni olayına rastlamamıştım. Doktor, kendime dört dörtlük bir geçmiş uydurabileceğime inanmak çok güç. Çocukluğumdan aklımda kalanlar uydurma olamaz ya. Bunu çok gülünç buluyorum. Tabii öyle bulursunuz. Bütün bunlara siz inanmak istediğiniz için inanıyorsunuz. Aslında bunların hepsi sizin akıl almaz buluşlarınız. Peki Jennifer Murchison yeni hayatında ne gibi bir geçim yolu seçti? Zekanız iyi çalışıyor. Herhalde giderken istediğiniz miktarda tahvili de beraberinize götürdünüz. Sonuçta Jennifer Murchison nasıl bulundu? Yani neden bu iş için beni seçtiniz diyorum.
Dış görünüşünüz çiftlikteki hizmetçiler tarafından tarif edilmiştir. Bay Donald Murchison'la Bayan Vanessa beni tarif etmediler mi? Onlar sizi 6 yıldan beri, yani babanızın ölümünden beri görmemişlerdi. O zaman siz 16 yaşında dik kafalı, inatçı bir kızdınız. Aynı zamanda yaşınıza göre çok olgundunuz. Cenazede amcanızla halanıza düşmanca davranmışsınız. Onların babanızı hiçbir zaman anlamadıklarını söylemiş, onları akbabalara benzetmişsiniz. Dün akşama kadar hiç görmemişsiniz. Bana yazılan mektuplarda neden Murchison adı kullanıldı? Murchison... Bu öteki kişiliğimi uyandırmak olmaz mıydı? Hayır, hayır. Murchison adı bugünkü kişiliğiniz için bir anlam taşımıyor. Belliğinizi örten perde o derece kalın. Buna inan. Peki doktor, Dern firması Jennifer Murchison'ın tanımını aldıktan sonra ne oldu? Onların sayısız çalışma teknikleri var. Gazetelerde iş arayanların ilanlarına bakıyorlardı. Hatta kendileri birçok alanlarda işçi arama ilanları veriyorlardı. Bu onların tekniklerinden bir tanesiydi. Sizin olayınızda da bu yolla sonuca ulaştılar. Gerçekten de öyle. Gazetedeki ilan benim için hazırlanmış gibiydi. Öğrenim durumu ve yaş sınırı belirtilmiş, bunu bir takım ilgi çekici şartlar izlemişti. İlan sonucunda yalnız mektupla görüştük doktor. Siz öyle sanıyorsunuz. Bütün başvurular teker teker araştırıldı. Sizin verilen tarife son derece benzemeniz dikkati çekti. Mektuplarınız bir yazı uzmanınca incelendi. Bazı çeklerin üzerindeki yazınızla 6 yıl önce kuzeniniz Forsyth'a yolladığınız mektup karşılaştırıldı ve bu karara varıldı. Servet o kadar büyükmüş ki uğruna bunca çabalamışlar. Ben de yapayalnızım, kimsem yok. Tam ortadan kaybolabilecek bir tip. Jennifer'ın ölmüş olabileceği hiç aklınıza gelmedi mi? O kadar arabaya karşın atınız bulunamadı. Cesediniz de ele geçmedi. Hayır, hayır. Bu mümkün değil. Siz ölmediniz. Jennifer Murchison, ölmediniz. Bir hastalığın pençesindesiniz. Sizi ben iyileştireceğim. Hem de iş işten geçmeden. İş işten geçmeden mi? Evet. Çünkü bazı tehlikeler var. Ne gibi tehlikeler? İntihar gibi mi? Beni yanlış anladınız. Siz başkalarına zarar verebilirsiniz. Durumunuzun ciddiyetini bilmeniz lazım. Tedaviye daha fazla karşı gelmeyin. Bir an gelir cinayet bile işleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar sohbet yeter. Ne dersiniz? Miriam. Ha, Bayan Vanessa, sizi görmedim. İyileştiniz mi? İyiyim, merak etme. Ne örüyorsunuz? Çorap örüyorum. Burada üşüyeceksiniz. Neden salonda oturmuyorsunuz? Hava alıyordum. Hem paltom çok kalın, üşümüyorum. Sen de biraz oturmaz mısın? Yalvarırım, otur. Kendimi son derece yalnız hissediyorum. Senin böyle anların olmaz mı? Herkesin böyle anları olur. Ben bu hissi çok ender duyarım. Bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmak gibi bir şey bu. Çocukken bir kere kendimi o kadar yalnız hissetmiştim ki, o zamandan beri bağışıklık kazandım. Ne olmuştu? Yani neden o kadar yalnızlık duymuştunuz? Edna adında çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Bir gün hırsızlık yaptı. Arkadaşımız Beatrice'den kalp şeklinde altın bir madalyon çaldı. Bu bana müthiş bir darbe oldu. Geceleri olayın etkisiyle korkunç kabuslar görüyordum. Sonunda Edna'ya madalyonu geri vermesini söyledim. Geri verdi mi? Hayır yavrum, vermedi. Üstelik onu ele vermemem için beni tehdit etti. Çok garip biriymiş. Öyleydi. Söylemek istediğim şu. Ben işte o zaman tedavisi olmayan yalnızlığın ne olduğunu anladım. Güvenim, sevgim mahvolmuştu. Yapayalnızdı. Anlıyorum. Ensenden küçük bir et beni aldırdın mı Miriam? Hayal meyal hatırlıyorum. Hatta bazen uyduruyor muyum diye düşünüyorum. Hayır, aldırmadım. Aa, evet evet. Et beni yoktu. Bence vardı Bayan Vanessa. Artık benim Jennifer Murchison olmadığıma inanmanız gerekir. Hayır, bu doğru değil. Sen benim yeğenim Jennifer'sın. Bunu kanıtlayan birçok delil var. Bence Jennifer Murchison öldü.
Belki de bir cinayete kurban gittin. Böyle söyleme, mümkün değil. Yavrum, olmayacak hayaller yaratıyorsun. Yalvarırım at bu saçmalıkları kafandan. Söyle bana, kardeşimin ya da oğlumun böyle bir şey yapacağını mı düşünüyorsun? Başka ne düşünebilirim? Bunun yanlış bir düşünce olduğunu sana kanıtlayabilirim. Buyurun. Sen ortadan kaybolduğun gün Forsyth, ben ve Donald başka yerdeydik. Hepiniz birlikte miydiniz? Ben New York'taydım. Sen kaybolmadan bir gün önce Donald iş için Boston'a gitmişti. Günlerden cumartesiydi. Pazartesi döndü ve birlikte yemek yedik. Peki ya oğlunuz? Virginia'daki arazimize müşteri bulmak için oraya gitmişti. Pazartesi döndü, öğle yemeğinde bizimleydi. Ancak ertesi pazar senin ortadan kaybolduğunu öğrendik. İyi günler. Sana da. İyi günler. Üşümüşe benziyorsun Kate. Yüzünün rengi kaçmış. Hadi biraz aşağı inip dinlen istersen. Peki Donald, ineyim. Jennifer Murchison'ın ortadan kaybolduğu gün ve ondan sonraki birkaç gün üçü de ayrı yerlerdeymiş. İçlerinden biri cumartesi gecesi uçağa atlayıp pazar günü Kaliforniya'da Jennifer'ı öldürmüş, pazar akşamı da uçakla dönerek pazartesi öğle yemeğinde diğerleriyle buluşmuş olabilir. Kazandım. Miriam, ne kadar dalgınsınız. Bakın ben kazandım. İsterseniz oyunu bırakalım. İyi olur. Ben kağıtları toplayayım. Yoruldunuz mu? Evet. O halde yatalım. Yatmak istiyor musunuz? Yok. Peki ne yapmak istersiniz? Burada oturup konuşalım. Ah, aklıma gelmişken size teşekkür etmeliyim. Niçin? Doktor Crowninshield hakkında söylediklerimi ona iletmediğiniz için. Söyleyeceğimi mi zannetmiştiniz? Bilmem. Yani aklınızdan geçenleri bilemem ki. Bunlar çok basit şeyler. Elime geçecek ilk fırsatta bu gemiden ayrılmayı ve bunu kendi seçeceğim şekilde yapmayı düşünüyorum. Anlayamadım. Bunda anlamayacak ne var? Buradan tabut içinde çıkmak istemediğimi söylüyorum. Yani ölümü mü düşünüyorsunuz? Hayır doktor, öldürülmeyi. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Durmadan tekrarladığınız bu cinayet lafı da hiç hoşuma gitmiyor. Benim de hoşuma gitmiyor. Benim bu hastalığımın adı neydi doktor? Konuyu dağıtmayalım lütfen. Cinayet hakkındaki düşüncelerinizi dinlemek istiyorum. Oysa ben seninle çok daha zevkli konular konuşmayı istiyorum. Neler düşünüyorum. Stone benim için iyice tehlike olmaya başladı. Onu görünce her şeyi unutuyorum. Cinayet fikri durup dururken aklıma geldi. Hayır, durup dururken gelmedi. Bunu anlayacak kadar aklım var. Ben bu düşüncenin arkasındaki şeyi öğrenmek istiyorum. Acaba mektubu o mu gönderdi? Son cümleyi tekrarlarsam belki de bir tepkide bulunur. İşin sonunda cinayet var. Devam edin, sizi dinliyorum. Hiçbir tepkide bulunmadı. Demek o yazmamış. Hepsi bu. Fakat bu pek bir anlam taşımıyor. Yani bendeki belirtilerle hastalığı tedavi etmek imkansız mı? İmkansız. Hastalığınız beni ne kadar ilgilendirdiyse o kadar da üzdü. Şüphelerimi bir türlü yenemiyorum. Durumunuza hala inanamamaktayım. Anlıyorum. Bu zorluk size objektif bir gözle bakamamamdan kaynaklanıyor. Sizi herhangi bir hasta olarak kabul edemiyorum. İlk andan itibaren benim için bir hasta değil, çok daha önemli bir kişisiniz. Peki bunun ilacı yok mu? Demek benimle alay ediyorsunuz. Her neyse, benim karnım acıktı. Canım bir şeyler yemek istiyor. Harika bir fikir. Zile basıp kamarotu çağırın. Siz de benimle beraber mi yiyeceksiniz? Tabii, neden olmasın? Ben de sizin kadar açım. Böyle davrandığınız zaman çok sevimli oluyorsunuz. Böyle söylemem sizi kızdırıyor mu? Hayır, tam tersine hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Ne arzu etmiştiniz? Bize iki sandviç getirir misiniz lütfen? Peki efendim, derhal. Bana biraz kendinizden söz edin. Ailem Philadelphia'lı. Babamın bir ipek fabrikası var. Buyurun efendim, sandviçlerinizi getirdim. Teşekkürler. Bir şey değil. Ne diyordum? Evet, psikolojiyi seçtiğimde babam çok şaşırdı. Çünkü onun işini devam ettireceğimi sanıyordu. Çok geç oldu. Sandviçleri yedikten sonra yatmaya ne dersiniz? İyi olur. Gece yarısı olmuş.
Yatağınızı açtım Bayan Meryem. Teşekkürler Biddle. Oh, sandviçle süt de gelmiş. Sandviçi yukarıda yedim. Belki kitap okurken biraz süt içerim. Nasıl isterseniz efendim. İyi geceler. İyi geceler. Bakalım bu gece uyuyabilecek miyim? Sütümü içersem belki. Biraz da kitap okursam. Ah, bu tıkırtı da ne? Yoksa yine biri mektup mu atıyor? Kapıyı açayım. Ah, Bayan Manese. Ne oldu? Hasta mısınız? Ay, gelin. Gelin şöyle yatağa oturun. Gelin oturun. Ay, yüzünüz kireç gibi. Benden korkma. Yaklaş kıza. Ah. Aman yarabbim. Bayan Manese. Bayan Manese. Ölmüş. Bir bıçak. Demek onun için sabahlığını sıkı sıkı tutuyordu. Ne yapsam? Biddle'ı ya da Doktor Cramnishield'ı mı çağırsam? Yo, hayır. Bana öyle bir an gelir ki cinayet bile işleyebilirsiniz demişti. Anlatacaklarıma dünyada inanmaz. Sigaram nerede? Belki onu kamerasına kadar sürükleyebilirim. Burada benim yanımda bulunmamalı. Acaba intihar mı etti? Belki son saniyede benden yardım istemeye gelmişti. Hayır. Yardım için olsa başkalarının odasına giderdi. Mutlaka bana bir şey söyleyecekti. Vakti olmadı. Neyse. Sonunda kamerasına taşıdım. O da ne? Komedinin üstünde kalp şeklinde bir madalyon var. İçinde eski modaya göre giyinmiş bir erkek resmi var. Kimin resmi acaba? Fakat cesedi götürmek için çıktığımda madalyon burada değildi. Uf, geceliğimde kan lekesi var. Hemen yıkamalıyım. Tamam. Çıktı. Başım dönüyor. Bayılacak gibi oluyorum. Ama kapıyı kilitlemeden... Onu kilitlemeden... Bayılmış olmalıyım. Ah, sabah olmuş. Geceliğim hala nemli. Üzerine biraz süt dökersem kimse bir şey anlamaz. Şimdi giyinip kahvaltıya gitmeliyim. Ama daha önce yatağa üzerinde yatılmış havası vereyim. Girin. Günaydın Bayan Meryem. Ah, giyinmişsiniz. Ben de size yardım etmeye gelmiştim. Günaydın Biddle. Sabahları genellikle erken kalkarım. Hem ben kendim giyinebilirim. Bu kırmızı elbise size çok yakışmış. Yalnız yüzünüz çok solgun. Biraz makyaj yapsanız. Evet, haklısın. Biraz makyaj hiç fena olmaz. Madalyonu buraya koyduğumdan eminim. Bu madalyonun gidip gidip gelişinin bir anlamı olmalı. Bir şey mi arıyorsun? Ay, yo, hayır.
Günaydın. Günaydın. İyi uyuyabildin mi Meryem? Sallantı rahatsız etmedi ya. Evet, uyudum. Sallantıya alıştım artık. Hava iyice bozacağa benziyor. Kahvaltıda ne alırsınız efendim? Kahve ve kızarmış ekmek. Bir de portakal suyu lütfen. Anne. Anne ne oldu? Anne. Orada öyle durmayın. Bay Stone bir şeyler yapın. Yapacak bir şey yok. Çok geç kaldık Bay Murchison. Kate ölmüş olamaz. Sus Leclo. Özür dilerim. Elimde değil. Onu bu halde ben buldum. Sabah kamaraya girdim. Bayan Kate kımıldamıyordu. Nefes almıyordu. Sabahın ön tarafını kaldırdım. İşte o zaman bıçağın sapını gördüm. Neyi gördünüz? Bıçağı gördüm Bay Stone. Sabahlığın ön tarafını kaldırdığınızı söylediniz değil mi? Evet. Biraz geri çekilir misiniz? Tabii. Kız kardeşiniz gece yarısıyla sabah saat 3 arasında ölmüş Bay Murchison. Şimdilik söyleyebileceğim bu kadar. Canım, saatin filan ne önemi var? Önemli olan bunu neden yaptı? Kate neden kendisini öldürdü? Sizce bu bir intihar mı? Açıkça belli değil mi? Yoksa siz aynı fikirde değil misiniz? Bırak intihar olarak kabul etsinler. Bütün bu kuralları bir tarafa at. Böylelikle Miriam da kurtulur. Ya bu işi o yapmadıysa? 2 yıl adli tıpta çalıştım. İntiharlar hakkında biraz deneyimim var. Kadınların bıçak kullandıkları çok enderdir. Cinayet için kullanırlar ama intihar için asla. Hemen sahile dönmeliyiz. Kaptan Liggett'e buraya gelmesini söyleyin. Kate'in bunu yapması için hiçbir neden yoktu. Forsyth, annen mutlu değil miydi? Gizli bir hastalığı, onu üzen bir derdi mi vardı? Ben hiçbir şey fark etmemiştim. Annem şikayet etmesini sevmez. Biliyorum, biliyorum ama sen bir şeyler hissetmedin mi? Şimdi düşününce bu soruya evet demek kolay geliyor tabii. Bir olay gerçekleştikten sonra detaylar önem kazanıyor. Ölünün gözlerinin kapalı bulunduğuna tanık olmanızı istiyorum. Onları siz mi kapadınız Lökle? Hayır doktor. Ben hiçbir şeye elimi sürmedim. Hiçbir şeye elinizi sürmediniz doğru değil. Sabahlığın ön tarafını kaldırıp bıçağın sapını ortaya çıkarmışsınız. Ah evet, onu yaptım. Ama yalnız onu yaptım. Başka hiçbir şeye dokunmadım. Ne olmuş Kate'in gözlerine? Eğer biri onları kapatmadıysa açık olmaları gerekirdi. Ama iyice emin olmadan karar vermek budalalıktır. Meryem, bu olayın şokuna dayanabileceğini sanmıyorum yavrum. Hadi siz Biddle'a gidin. Burada yapacağınız bir şey yok. Bu olayı da unutmaya çalışın. Buna imkan yok Bay Murchison. Haklısın, haklısın. Fakat hiç olmazsa yukarı salona çık. Biddle senin yanında otursun. Biz birazdan geliriz. Hadi. Peki. Etrafı iyice bir arayalım. Herhangi bir mektup bırakmış mı? Kate'in bir not bırakmadan bu feci işi yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Şöyle oturalım Bayan Meryem. Ben nedense doktorlardan pek hoşlanmam. Hele bazıları kendilerine çok güvenirler. Mesela Doktor Stone. Onu kastettiğinizi anlamıştım. Ömrüm yatlarda zengin insanlara hizmet etmekle geçti. Hep zengin bir ihtiyarın bana aşık olacağı hayaliyle yaşadım. İşte onun için çıkarımı düşünmek zorundayım. Evet, anlıyorum. Yalnız bunun şimdiki durumla ne ilgisi olduğunu anlayamadım. Şimdi bir bardak viski olsaydı içerdim. Çok ihtiyacım var. Ama çalışırken içmem. Başımı sersemlettiği için küçük fırsatları görmemi engelliyor. Siz bunları bırakın da niyetinizi söyleyin. Görevim kameralardaki yataklarla ilgilidir Bayan Meryem.
Öyle çok yatak yaptım ki içinde nasıl uyunmuş, ne şekilde uyunmuş hemen anlarım. İçinde uyunmamış yatağı da hemen fark ederim. Hele yatak sanki içinde uyunmuş gibi karıştırılırsa. Yani dün gece benim yatağımda uyumadığımı mı fark ettiniz? Evet, bunu fark etmemek imkansız. Hastalandım. Siz altın saç dokası kullanmıyorsunuz, Bayan Meryem. Tabii kullanmıyorum. Bayan Vanessa kullanırdı ama. Ayrıca sütün geceliğinize dökülmesi de çok garip. Geceliğinizi aldım, ben de duruyorum. Şiddetli bir sarsıntıda elim sürahiye çarptı. Süt lekesi çabuk çıkar. Başka şeye, mesela kana benzemez. Kan lekesini temizlemek zordur. Bir takım analizlerle en ufak kan izini bile bulup çıkarabiliyorlar. Rüzgar da gittikçe kuvvetleniyor. Öyle. Böyle fırtınalı günlerde denizde yaşamaktan iyice bıkıyorum. Biri bana cömert davranır da karada rahat bir hayat sağlarsa ne iyi olur değil mi? O zaman ben de o insana karşı minnet duyar ve bunu her şekilde belli eder. Ne demek istiyorsunuz Bayan Biddle? Beni çağırır mısınız doktor? Evet yavrum, gel otur şöyle. Siz de bir fincan kahve alır mıydınız Bayan Meryem? Hayır, teşekkür ederim. Murray, çıkarken kapıyı kapa. Diğerlerine de söyle bizi bir süre rahatsız etmesinler. Peki doktor. Bayan Jennifer Murchison, artık ortada en ufak bir şüphe kalmadığını size söylemek şerefi bana düştü. Siz Jennifer Murchison'sınız. Bu artık ispat edildi. Nasıl kanıtlandı doktor? Doktor Stone tarafından kanıtlandı. Zaten önceden de bir şüphe yoktu. Fakat şimdi ele geçen delili hiçbir kanun inkar edemez. Parmak izlerinizi kastediyorum. Fakat doktor, bunun kadar saçma bir şey olmaz. Parmak izlerim benim. Ancak ben, yani Miriam Lake olduğunu kanıtlayabilir. Bir tıp adamı olarak fazla duygusallıktan hoşlanmam. Fakat öyle anlar olmuştur ki şans denen olay bende derin etkiler yaratmıştır. Biraz önce de böyle bir şey oldu. Olayın intihar olduğunu kanıtlayan bir takım ipuçları var. Şu halde Bayan Vanessa'nın kendini öldürdüğünü kabul ediyorsunuz, öyle değil mi? Evet, kabul ediyorum. Stone hala şüphede. Bu çok doğal. Şüphe gençlere özgü bir duygudur. Bence Doktor Stone çok genç sayılmaz. Evet, henüz 26 yaşında. Benim gibi 80'ine gelince 26 yaş insanın gözüne ufak bir çizgi gibi görünüyor yavrum. Herhalde beni de nokta gibi görüyorsunuz. Stone'un adli tıpta çalışmış olması bu olaya büyük ilgi duymasına neden oldu. Evet, parmak izi meselesine gelince. Stone adli tıpta çalıştığı sırada parmak iziyle ilgili birçok olay görmüş. Parmak izinin çeşitleri üzerine çalışmaları olmuş. Stone, sizin parmak izinizin Jennifer Murchison'ın parmak iziyle aynı olduğunu kanıtladı. Halanızın intiharına dönelim. Geriye bir intihar mektubu bırakılması gerekirdi. Ölümün karanlığına atılmadan önce her şeyi açıklayan bir not. Eşyalar arasında böyle bir not aradık, yoktu. Fakat bir madalyon bulduk. Altından kalp şeklinde mi? Ben neler söylüyorum? Kendinize geliyorsunuz. Gerçek kişiliğiniz yavaş yavaş beliriyor. Bakın, madalyonu hatırladınız. Pek hatırlıyorum sayılmaz. Şu anda yıllar öncesine gidiyorsunuz. O madalyon 6 yıl önce babanızın cenaze günü Kaliforniya'daki çiftliğinizde odanızdaki tuvalet masasının üzerinden Bayan Vanessa tarafından alınmıştı. O günden beri halanız
madalyonu abisinin değerli bir hatırası olarak sakladı. İşte bu madalyondaki parmak izleri sizin kimliğinizi belirledi. İyi ama Bayan Vanessa madalyonun içindeki resme bakmak için madalyonu sık sık açmıştır. Bu da eski parmak izlerini siler. Harika! Demek madalyonun içinde bir resim olduğunu hatırladınız. Bayan Vanessa'nın parmak izleri Jennifer Murchison'un izlerini çoktan silmiştir. Yalvarırım, sakin olun yavrum. Miriam Lake'in daha fazla mücadele etmesine izin vermeyin. Halanız onu sizden çaldıktan sonra hiç açmadı. Sizin tarafınızdan bırakılan izler olduğu gibi duruyor. Bunu kanıtlamak imkansız. Kanıtı elimizde. Psikolojik bir durum. Aslında halanız babanızın yüzünü görmek bile istemiyordu. Çünkü babanız onun yaşayış biçimini, oğlunu yetiştirmesini beğenmiyordu. O halde madalyonu neden aldı? Açıklayayım. Çocukluğunda ona duyduğu sevgi bilinçaltında o kadar kökleşmişti ki babanızdan hoşlanmadığı halde bilinçaltından gelen bir özdeyişle madalyonu aldı. Fakat bu gizli sevginin gizli bir hatırası olarak hiç açmadan daima yanında taşıdı. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Hayalinizi yine teorilerinize uyacak şekilde çalıştırıyorsunuz doktor. Hayır, yanılıyorsunuz. Madalyonu kapalı bir zarfın içinde anlattığım şeyleri açıklayan bir mektuba sarılı bulduk. Parmak izi meselesi neden daha önce değil de şimdi ortaya çıktı? Hani şu Jennifer Murchison'ı arayan firmanın adı neydi? Dörney Detektif Bürosu. Ne söylemek istediğinizi anlıyorum. Çiftlikteki eşyalarınızda parmak izlerinizin neden olmadığını soracaksınız. Buna iki şey engel oldu. Birincisi zaman, ikincisi hizmetçilerinizi çok iyi yetiştirmiş olmanız. Yani evi temizlemişler mi? Hem de nasıl? Her tarafı cilalamışlar, tozunu almışlar. Üstelik sizi başına buyruk bir kişi olarak tanıyorlardı. Bu nedenle yokluğunuzdan endişe duymaları için birkaç gün geçmesi gerekmiş. Daha sonra çiftlik kahyanız Matanza amcanıza haber vermiş. Matanza'yı hatırlıyor musunuz? Hayır. Matanza sizin çiftlik kahyanızdı. Sözünüz onun için kanundu. Matanza birkaç gün sizin dönmenizi bekledikten sonra amcanıza telgraf çekip durumu bildirmiş. Amcanız cevabında derhal oraya geleceğini bildirince hizmetçiler yeniden baş döndürücü bir temizliğe girişmişler. Parmak izlerim madalyonun dışında da var mı doktor? Çok kurnazsınız. Madalyonu zarftan çıkardıktan sonra hepimiz elledik. Allah'tan mektubu okumadan önce içini açmadık. Stone'un aklına madalyonun içinde parmak iziniz olabileceği geldi ve gerçekten de vardı. Bu izleri hemen banyonuzda bulduğu bardağın izleriyle karşılaştırdı. İzleri bozabileceğimizi düşündükçe dehşete kapılıyorum. Ben de Dr. Stone'un işgüzarlığı karşısında dehşete kapılıyorum. Benim idam hükmümü yazmış oldu. Evet. Bu Miriam Lake'in idam hükmü. Ancak Stone bir de doğum belgesi imzaladı. Çünkü Jennifer Murchison yeniden doğdu. Miriam, bu rüzgarda güverte deniyormuş. Denizi seyrediyordum. Rotayı değiştirdik. Az önce burundan o şiddetli dalgayı yiyince fark etmişsindir. Evet, müthiş bir dalgaydı. Nereye gidiyoruz? Baltimore Limanı'na. Karaya ne zaman ayak basacağız? Ya, ama saati belli olmaz. Fırtınanın gece hızımızı ne kadar yavaşlatacağına bağlı. Yarın. Bir şey mi dedin? Hayır, Forsyth. Doktor sana madalyon hakkında bir şey söyledi mi? Annemin ölümünde beni teselli eden tek şey bu oldu. Birbirimize çok bağlıydık. Aynı yaşam biçiminden hoşlanıyorduk. Hani şu
babanın havayı bulduğu yaşam biçiminde. Benim değil, Bayan Jennifer Murchison'ın babasının. Her neyse, her neyse. Senin bu Lake olmakta ısrar edişin beni daha da üzdü. Bu olay tedavini engelledi. Planladığımız gibi birkaç ay daha bu yatla seyahat edebilseydik o zaman gerçek kişiliğine kavuşurduk. Bu konuda doktor bize garanti vermişti. Saat kaç oldu? 10:30. Bugün pazartesi ve saat 10:30. Evet. Ama ne önemi var ki bunun? Powers ve Bazar firmaları açıldı. Telsizle haber göndermem gerek. Ah, korkarım bunun için biraz beklemen gerekecek. Neden? Telsizci Jerry hasta da onda. Hastalığı ciddi mi? Doktor pek bir şey anlamadı. Ateşi var. Sayıklayıp duruyor. Ne o? Üzülmüş gibisin. Evet, üzüldüm. Tuhaf. Bunda bir tuhaf yan göremiyorum. Yok yok. Yanlış anlama. Sendeki bu hali tuhaf bulduğumu söylemek istedim. O kadar değişmişsin ki. 6 yıl önce seni engelleyen bir şey olunca öfkeden deliye döner bağırıp çağırırdın. O zamanlar tam anlamıyla delişmen biriydin. Bunlardan bahsetmenin bir anlamı yok. Bence var. Yüzün bile değişmiş. O zaman da güzeldin ama şimdi göz kamaştırıyorsun. Sana bakarken gözlerime inanamıyorum. Benim için çok özel birisin. Çok. Bunu sen de biliyorsun. Bu konuyu bıraksak iyi olacak. Evet. Evet, şimdilik bırakalım. Bayan Jennifer. Efendim Biddle. Niye bana Jennifer diye seslendin? Parmak izinizin tespitinden sonra doktor size Bayan Jennifer dememiz için emir verdi. Ya. Peki ne diyecektim? Düşündünüz mü? Yaptığın şantaja uygun bir ücret vermek konusunda mı? Böyle söylemeyin. Şantaj yaptığımı sanmayın. Beni bir arkadaş olarak kabul et. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Belki arkadaş uygun bir kelime değil. Buna sırdaş da diyebilirsiniz. Söylemek istediğim şu. Çok büyük bir servetiniz var. Küçük bir kısmını vermeniz sizin için fark etmez. Oysa vereceğiniz o küçük miktar benim için çok şey ifade ediyor. Bıktım artık, anlıyor musunuz? Böyle gemilerde hayatımı kirli çarşaflar arasında geçirmekten bıktım. Kurtulmak istiyorum. Biddle, yalvarırım, inan bana. Benim param yok. Ben Jennifer Murchison değilim. Sandığın gibi bir servetim olsaydı istediğini fazlasıyla verirdim. Yarın Baltimore'da olacağız. Polis gelecek. Ve Doktor Stone onlardan araştırma yapmalarını isteyecek. Size o zamana kadar mühlet veriyorum. Miriam, demek buradasın. Nasıl? Kendini biraz daha iyi hissediyor musun? Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar Stone. İyi akşamlar Bay Murchison. Köşene çekilmesin. Biliyor musun Miriam, Bay Stone'la doktoru birbirine bağlayan bağlar çok kuvvetlidir. Buna rağmen yine de fikir ayrılıkları var. Nedeni de sensin. Ben mi? Evet. Stone sende gördüğü bazı belirtilerden dolayı şüpheli davranıyor. Ayrıca Kate'in ölümünün de onun bu tutumunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bu olay karşısındaki davranış beni çok şaşırttı. Hangi davranış? Sanki bir anda bütün fikirleri dağıldı. Fakat ben onun yeniden doktorun fikrini kabul etmesini sağladım. Garip. Garip değil mi? Evet, garip. Bunun nasıl olduğunu söyler misiniz? Ona şu noktayı işaret ettim. Kaliforniya'daki hayatında sana baskı yapan, huzursuz eden bir durum olduğuna ilişkin hiçbir kanıt yok. Yapmak istediğin her şeyi çok rahat bir şekilde yapabilirdin. Yani seni bu kaçışa iten bir bunalımdan başka bir şey olamazdı. İşte bunları açıklayarak fikirlerinin saçma olduğunu kendisine kabul ettirdim. Demek Doktor Stone'u böyle ikna ettiniz. Evet. Stone bir de büyük bir korkuya kapıldığına ve Kaliforniya'dan seni tehdit eden bir tehlikeden kaçtığına inanıyordu. Ben onun bu iddiasını da çürüttüm. Nasıl? Düşün bir kere, eğer sen evini, ismini, yaşadığın o rahat hayatı bir tehlike yüzünden bırakıp kaçmış olsaydın bir zaman sonra ortaya çıkar mıydın? Ve en önemlisi, Murchison adını taşıyan bir ailenin yanında çalışmaya kalkışır mıydın? Ben bunları söyleyince biraz zor da olsa şüphelerinin yersiz olduğunu kabul etti. Sonra da doktorla birlikte senin hayat hikayeni hazırladı. Kasamda saklıyorum. Ben bir
Bir kokteyl daha içeyim. Sen de ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Baltimore'da bir parça güçlükle karşılaşacağız. Benim niyetim Kate'in cenaze töreni yapılıncaya kadar limanda demirlemekti. Kate cesedinin yakılmasını isterdi. Onun için küllerini bizimle beraber geri götürmeyi düşünmüştüm. Bunu yapmamanız için bir engel var mı? Stone işi karıştırıyor. Kate'in intihar ettiğini bir türlü kabul etmiyor. Limana girince polisten araştırma yapmalarını isteyecekmiş. Olamaz. Sen korkunç bir şey. Sen hiç üzülme. Biz senin iyiliğin için ne gerekiyorsa yapacağız. Teşekkür ederim. Şimdi izninizle kamerama inip üstümü değiştireceğim. Tabii tabii yavrum. Jennifer Murchison hakkındaki rapor Donald Murchison'ın kasasına girmiş. Herhalde madalyon da oradadır. Geriye sadece benim ortadan kaldırılmam kalıyor. Kapıdaki şu kilitten başka hiçbir güvencem yok. Aman Tanrım. Yalama olmuş. Ne oldu Bayan Jennifer? Kapının kilidi bozulmuş. Hayret. 2 saat önce sapasağlamdı. Neyse, ben gidip kamerata haber vereyim de tamir etsin. Ya da başka bir kameraya geçin. Olur. Neye yarar? Katil beni öldürmeyi kafasına koymuş. Ne olursa olsun bütün gece uyumamalıyım. Bir de mektup yazayım. Bunu Stone'a veririm. Bana bir şey olsa bile katil kurtulmamalı. Girin. Kamerata söyledim. Kilidi tamir edecek. Bu ne güzel elbise Bayan Jennifer. Bu gece bunu mu giyeceksiniz? Evet. Kırmızı size gerçekten çok yakışıyor. Yakışıp yakışmamasını düşünen kim? Denize düşersem içinden en kolay çıkabileceğim elbise bu. Aman Bayan Jennifer, şakası bile kötü. Jennifer, ne kadar güzelsin. Bu Kate'in en sevdiği senfoniydi. O plağı da onun için almıştım. Beethoven'ın 5. senfonisi. Evet, zaferleri simgeleyen senfoni. Yoksa bir zafer mi kutluyorsunuz Bay Murchison? Anlayamadım. Yok bir şey. Otursana. Neredeyse kokteyllerimiz de gelir. Ben çok seyahat ettim. En lüks transatlantikler bile fırtınalı havalarda uğurda gemiler kadar sallanır. Ben gemiyle çok az yolculuk yaptım. Genellikle uçağı tercih ederim. Fırtınalı bir kış günü uçakla New York'tan Chicago'ya gitmem gerekmişti. Kokteyller de geldi. Evet, ne diyordum? Felaket bir yolculuktu. Hayatımda hiç o kadar heyecanlanmamıştım. Ben uçağa binmekten müthiş korkarım Stone. İçkileriniz bitince yemek salonuna geçin. Yanına oturabilir miyim Jennifer? Tabii, buyurun doktor. Bu bacaklarım hiç rahat vermiyor. Oturup kalkmak bir sorun. Jerry nasıl? Jerry mi? Telsizci çocuk. Evet. Zavallı çocuk. Onda anlayamadığım bir şey var. Gösterdiği belirtiler birçok hastalığa uyuyor. Baltimore'da hemen hastaneye kaldırmak gerek. Çorba nefis değil mi? Demek telsiz hala çalışmıyor. Zaten bu saatten sonra bir işe yaramaz. Bırak şimdi telsizi, bırak. Hiç bu kadar lezzetli domates çorbası içmemiştim. Evet, çok güzel. Murray'de servis yaparken harikalar yaratıyor. Bu sallantıda ben oturduğum yerde dengemi zor sağlıyorum. Siz daha çorbada mısınız? Biraz acele edin.
Tatlı olarak bizim aşçının spesyalitesi alev alev yanan bir dondurma var. Siz kağıt oynamıyor musunuz Bay Stone? Hayır. Kahvemi sizinle birlikte içebilir miyim? Nasıl isterseniz. Şunu çabucak alır mısınız? Hı? Lütfen. Alın bir yarına kadar güvenli bir yerde saklayın. Nedir bu? Bir mektup. Senin için önemli olan bir şey mi Jennifer? Ah, siz oyun oynamıyor muydunuz Bay Murchison? Bunu da kasanıza koysanız iyi olacak Bay Murchison. Yeğeniniz güvenli bir yerde saklanmasını istiyor. Tabii memnuniyet. Kasada saklanacak kadar önemli değil. Senin her şeyin bizim için önemlidir Jennifer. O zarfın içinde ne vardı Bayan Jennifer? Gerçek. Gerçeğin hangi şekli acaba? Rica ederim. Yalvarırım böyle ukalaca konuşmayın. Bu gevine güvenebileceğim tek kişinin siz olduğunu görmüyor musunuz? Her neyse. Ben aşağı iniyorum. İyi akşamlar Bay Stone. Durun Bayan Jennifer. Bir dakika. Lütfen ben de sizinle geleyim. Bakın dikkat edin. Merdivenlerden düşeceksiniz. Birkaç dakika kameranıza gelmeme izin verir misiniz? Bakın sizinle biraz konuşsak iyi olacak Bayan Jennifer. Konuşalım ama neye yarar olacak? Bakın... ilk defa böyle içten ağlıyorsunuz. Yüzünüz yaş içinde. Bayan Vanessa burada öldü Jennifer. Nasıl oldu anlat. Size Biddle mı anlattı? Biddle mı? Herhalde o da bazı şeylerin farkına varmıştır. Fakat bana bir şey söylemedi. Bu sabah siz salondayken ben buraya araştırma yapmaya geldim. Yatağa, yastıklara verdiğiniz şekil amatörceydi. Siz Kate Vanessa'yı öldürdüğüme inanıyorsunuz. Hayır. Halanızın ölümüyle ilgili kesin bir fikrim yok. Yalnız onun intihar etmediğinden eminim. Bakın bana her şeyi anlatın. Baltimore'da polislere anlatacağınıza bana anlatın. Böylesi sizin için daha iyi olur. O gece Kate Vanessa kapıma vurdu. İkinci bir uyarı mektubu geldi zannettim. Kapıyı açtım. Kate Vanessa içeri girdi ve yatağın üzerine yığıldı. Benden korkma. Yaklaş kızım kulağına. Böyle dedi. Bir yandan da eliyle sabahlığın bir parçasını göğsünün üstünde tutuyordu. Birdenbire öldü. Eli kayıp yana düştü. O zaman bıçağı gördüm. Neden bağırıp yardım çağırmadınız? O zaman herkes onu öldürdüğümü sanırdı. Şu an sizin onun katili olduğuma inandığınız gibi. Ya benim inançlarımı bir yana bırakın lütfen. Neden böyle düşündünüz onu açıklayın. Doktor Crownshield bazı şizofrenik hastaların bir an gelip cinayet işleyebileceklerini söylemişti. Cinnet geçirip kendimi ya da başkalarını öldürebilirmişim. Benim akıl hastası Jennifer Murchison olduğuma inanıyor. Buna siz de inanıyorsunuz. Kate Vanessa benim kameramda göğsünde bıçakla öldü. Bunu nasıl açıklayabilirdim doktor? Peki ondan sonra ne yaptınız? Kapıyı kilitledim. Oturdum. Bitkin bir haldeydim. Ne derece dehşete düştüğümü, korkudan sersemlediğimi anlamıyor musunuz? Sakin olun, sakin olun Bayan Jennifer. Peki şu bahsettiğiniz uyarı mektubu neydi? O bir gece önce gelmişti. Kapıya vuruldu. Sonra kapının altından bir mektup atıldı. Dışarıda kim vardı gördünüz mü? Hayır. Kapıyı açmakta biraz geciktim. Mektubu okudum. İmzasızdı. Onu yazan bana inandığını ve yardım etmeye çalışacağını söylüyordu. Yanlış bir hareket yapmamamı tembihliyordu. Bu beni çok etkiledi. Tehlikede olduğumu anladım. İşin sonunda cinayet vardı. Kapınızın altından atılmış olan şu mektubu görebilir miyim Bayan Jennifer? Yaktım. Öyle yapmam yazılıydı. Mektup birinin eline geçecek olursa yazanın hayatı tehlikeye girecekti. Hatta bir ara mektubu sizin yazdığınızı düşünmüştüm. Yazıyı tanıyor muydunuz? Hayır. Yalnız onun sağ elini kullanan biri tarafından fakat sol elle yazılmış olduğunu düşünmüştüm. Gözlerinizi kapatın lütfen. Neden? Söylediğimi yapın Bayan Jennifer. Evet. Şimdi o mektubu gözlerinizin önüne getirmeye çalışın. Harfler köşeli mi yoksa yuvarlak mı yazılmıştı? Köşeliydi galiba. Peki mektupta
içinde F harfi olan bir kelimeyi hatırlayın. Evet. F'nin ortasındaki çizgi neredeydi? Alt tarafı mı daha uzundu yoksa ikisi eşit miydi? Alt tarafı daha uzundu. Üst tarafı hiç yok gibiydi. T'lerin çizgisi nasıldı? Sert mi yoksa titrek mi? Titrekti. Teşekkür ederim. Bakın bir insan ister sağ elle ister sol elle yazsın, bu karakteristik taraflar değişmez. Şu halde benim o mektubu aldığıma inanıyorsunuz. Devam edelim. Halanızın ölmeden önce neler söylediğini tekrar eder misiniz? Benden korkma. Yaklaş kızım. Kulağına. Gerisini tamamlayamadan öldü. Kapınıza ne zaman vurdu? Bilmem. Sizden ayrıldıktan aşağı yukarı bir saat sonra. Galiba. Demek saat bir sıralarında. Peki korkudan sersemlemiş bir halde ne kadar oturdunuz? Onu da bilmiyorum. Yalnız Kate Vanessa'yı kamerasına götürmüş dönerken saatin üçü vurduğunu duydum. Bayan Vanessa iri yarı şişman bir kadındı. Evet, ona rağmen taşıdım. Sonra gözlerini kapadım. Sabahlığıyla bıçağın sapını örttüm. Sizi şaşırtan ayrıntılar bunlardı değil mi? Herhalde bu itiraflarım intihar hakkındaki şüphelerinizi silmiştir. Sevgili Bayan Jennifer, halanız çok titiz bir kadındı. Ne olursa olsun intihar etmek için mutfak bıçağı gibi adi bir alet kullanmazdı. Elinde çok daha uygun araçlar vardı. Mesela deniz vardı değil mi? Evet, söylediğiniz gibi deniz vardı. Sonra ilaç dolabı sakinleştirici doluydu. Yani intihar etmek isteseydi tutup da mutfak bıçağı kullanmazdı. Neden onun gözlerini kapadınız? Çünkü ondan hoşlanıyordum. Evet, küçüklüğünüzde sizi hep o savunurmuş. Ben Kate Vanessa'yı bu gemide tanıdım. Onunla en uzun konuşmamız dün öğleden sonra güvertede oldu. Bana madalyon hırsızlığı hakkında bir olay anlattı. O konuşmadan neler hatırlıyorsunuz? Kate Vanessa benden yanına oturmamı istedi. Yalnızlık duyduğunu söyledi. Yalnızlık mı? Başka ne dedi? Yalnızlığı bir çeşit hastalık olarak kabul etmek gerektiğini, kendisinin bu hastalığa çok ender tutulduğunu söyledi. Bu hastalığın birçok ilacı var dedim. O da ben onu çektiğim zaman hiçbir ilaç para etmedi dedi. Bundan emin misiniz? Bu nokta çok önemli Bayan Jennifer. Eminim. Sonra bana madalyonla ilgili hikayeyi anlattı. Hangi hikayeyi? Kate Vanessa 7 yaşındayken Edna isimli bir kızla çok samimi arkadaş olmuş. Bir gün... Evet, demek böyle. Bunları anlatırken tam olarak hangi kelimeleri kullandığını hatırlayabilir misiniz? Yalnızlığın tedavisi imkansız bir hastalık olduğunu, sevgisinin ve güveninin yıkıldığını, dünyasının bomboş kaldığını, yapayalnız olduğunu söyledi. Acaba anlattığı hikayedeki madalyonla dün gece başucumdaki masaya bırakılan madalyon arasında bir bağ var mı? Dün gece buraya bir madalyon mu bırakıldı? Evet. Yoksa benim parmak izim o madalyonun içinde nasıl olurdu? Yalvarırım bana gerçeği söyleyin. Kate Vanessa'yı kamerasına götürüp geldiğim zaman madalyon şu yatağın yanındaki etajerin üstündeydi. Halbuki ben çıkarken burada yoktu. Alıp açtım, içindeki minyatür resme baktım. Başım dönmeye başlamıştı. Madalyonu tekrar masanın üzerine bıraktım. Geceliğimdeki kan lekesini yıkadım. Kan görmek beni büsbütün fena yaptı. Bayılmışım. Fakat kendimi kaybetmeden önce kapıyı kilitlemediğim aklıma geldi. Kendime geldiğim zaman sabah olmuştu ve madalyon yerinde yoktu. Bana inanmayacaksınız ama gerçek bu. Benim inanıp inanmamam önemli değil. Fakat anlattığınız her şeyin psikolojik önemi var. Şimdi söyler misiniz güvertede konuşurken Bayan Vanessa'nın davranışları nasıldı? Korkar gibi bir hali vardı. Bizi dinleyen olup olmadığını anlamak için hep sağa sola bakınıyordu. Madalyon hikayesini anlatmadan da etrafına bakındı. Et beni hakkında soru sorduğu zaman da aynı harekette bulundu. Et beni mi? Boynumda, şuradan. Ameliyatla küçük bir et beni aldırıp aldırmadığımı sordu. Aldırmadığımı söyleyince yüzü birden değişiverdi. Dehşet içinde bana baktı. Fakat bu hali çok sürmedi, yanıldığını söyledi. Dün öğle yemeğinde bayılmadan önce de yüzündeki ifadeyi belki fark etmişsinizdir. İşte o zaman da yüzünde aynı ifade vardı. O bayılmanın nedenini şimdi anlamaya başlıyorum. Bana da inanmaya başlıyor musunuz? Bayan Jennifer, daha önce de söyledim, bunun hiç önemi yok. Herhalde kapıdaki kilidin bozuk olduğunun ve katilin beni öldürebilmek için sürgüyü özellikle bozduğunun da sizce önemi yoktur. Şimdi önemli olan tek şey zaman. Saat 10. Şimdi önce şu gözyaşlarını silin. Hadi.
Sonra da salona ötekilerin yanına dönün ve orada kalın. Ben telsizde bir haber gönderip cevabı aldıktan sonra yanınıza gelirim. Hadi. Siz telsiz kullanmasını biliyor musunuz? Evet. Telsizde kime haber vereceksiniz? Polise. Bu korkunç gecede bana kuvvet veren tek şey Stone'a olan sevgim. En iyisi şafak sökünceye kadar onun yanında kalayım. Jennifer, gel yavrum. Durur sana geldim. İnsan bu sallantıda dengesini koruyamıyor. Otur, otur bakayım şöyle. Teşekkür ederim Donald. Bridge için bir dördüncü ihtiyacımız var. Bize katılır mıydın? Hem bu hepimize iyi gelir. Düşüncelerimizin başka tarafa kaymasın örneğin. Galiba en iyisi vazgeçmek. Bu sallantıda oyun falan oynanmaz. Zile basıp kamarotu çağırayım da yere dökülen izmaritleri temizlesin. Tanımda tam içine girdik. Sakın korkma Jennifer. Donna Luis sağlamdır. Sonra Liggett'te çok iyi bir kaptandır. Damarlarında kan değil, sanki tuzlusu dolaşıyor. Ah, dikkat edin, düşeceksiniz. Böyle zamanlarda yoksullara gıpta ediyor. Zenginler avuç dolusu para verip yat alırlar, sonra da böyle yerden yere çarpılırlar işte. Bu yüzden bazen ufak bir kulübenin sakin havasını ara. Evet ama kulübeyi sinema perdesinden seyretmek koşuluyla değil mi boss? Buyurun efendim. Halının üstüne kül tabağı düşün, temizleyiverin lütfen. Peki efendim. Stone nerede? Ortalarda görünmüyor. Telsiz de bir haber gönderecekti. Herhalde onun cevabını bekliyordur. Stone'un yetenekleri arasında telsiz kullanmanın da olduğunu bilmiyordum. Adli tıpta çalışırken öğrenmiş. Bu hiç hoşuma gitmedi. Neden? Şu anda Baltimore'la görüştüğüne eminim doktor. Kate'in intihar etmediği gibi saçma bir düşüncesi var. Bu yüzden başımızı derde sokup bizi yolumuzdan alıkoyacak. Daha önce haberim olsaydı kaptana telsizi kullandırmaması için emir verirdim. Ne fark eder? Nasılsa limana demir atar atmaz polisle bağlantı kurar. O zamana kadar onu yanıldığına inandırabileceğimizi düşünmüştüm. Neyse. Hepinize iyi geceler. Jennifer, artık yatsan iyi olur. Yarın uzun ve yorucu bir gün olacak. Böyle davrandığım için özür dilerim. Sen de benimle gel Forsyth. Geliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Fikrine katılıyorum. Kimin fikrine doktor? Amcanızın. Stone olay çıkarmak istiyor. İçinde bulunduğu psikolojik durumu anlıyorum. Onun gibi bir adamın başına böyle işler gelince ister istemez sersemler. Başına ne gelince? Hadi bay Jennifer. Anlamamazlıktan gelmeyin. Benim görüşlerim çok kuvvetlidir. Onu seviyorsunuz değil mi? Evet. Güzel. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmem. Hiçbir şey. Saçma. Çok zor bir durumdasınız. Belki de ümitsiz. Zor olan ne? Her şeyin bir yolu yordamı var. Oturur beklerim. Stone gibi birine böyle davranmakla eline hiçbir şey geçmez. Onun için durumunun zor olduğunu söyledim. Her şeyden önce Stone size aşık olduğunun farkında değil. Aşık mı? Bana öyle geliyor. Güzel. Hayır Bayan Jennifer. Bunda güzel bir yan yok. Aranızda bir hasta doktor ilişkisi var. Üstelik siz tedaviye muhtaç bir insansınız. Evet, öyle bir hastasınız. Evlilik size yarar mı acaba? Sonra Stone sizin durumunuzu biliyor. Ve görevi gereği size eski kişiliğinizi kazandırmaya çalışıyor. Bay Forsyth, Vanessa'nın söylediklerine bakılırsa Bayan Jennifer çok hırçın, şımarık bir kızmış. Evet. Öyle. Siz bu kişiliğinizi yeniden kazandığınız zaman Stone sizi bu halinizde kabul edip etmeyeceğini kendi kendine soracak.
sizi uysal bir hale getirebilir mi? Buna zaman ayırabilir mi? Onu düşünecek. Sözleriniz beni şaşırtıyor doktor. Bu söylediklerim size saçma, hatta komik gelebilir. Ama sözlerimi ciddiye almanızı öneririm. Bir de sahibi bulunduğunuz o muazzam servet var. Gerçi Stone'un ailesi de fakir değil. Bir zaman sonra Stone'un eline hatırı sayılır bir servet geçecek. Fakat sizinkinin yanında onunki hiç kalır. Böyle bir durum da insanı sıkar. Ben aşkın her şeyi hallettiğini sanırdım. Aşkın hallettiği konular sayılıdır. Bu gece çok yorgunum Jennifer. İzin verirsen gidip yatmak istiyorum. Tabii doktor. Ay, dizlerim. Size tavsiyem, konuşmalarınızı en aza indirin. Şimdiye kadar edindiğim deneyimlerden aşk hakkında şu sonuca vardım. İnsan konuşarak aşkını kaybediyor. İyi geceler Jennifer. İyi geceler doktor. Doktor Stone'u görmek istiyorum. Ne istediğiniz beni ilgilendirmez. Hemen aşağı inin. Hayır, telsiz odasına gitmek istiyorum. Söylediğimi yapın. Hemen aşağı inin. Kolumu bırakın kaptan. Bana karışamazsınız. Özür dilerim ama sizin iyiliğiniz için böyle davranmak zorundayım. Bayan Jennifer Murchison, güverteye ayak basmanızı yasaklıyorum. Şuraya bakın. Şu denizin haline bakın. Yalnız birkaçta yuvarlanır gidersiniz. Kurtarmak için hiçbir şey yapamayız. Merdivene kadar gelmeniz bile bir mucizeydi. Elbiselerinizin haline bakın. Sırılsıklam olmuşsunuz. Hemen üstünüzü değiştirin. Hastalanacaksınız. Kim bu kapıyı açık bıraktı? Bu ölüye saygısızlıktan başka bir şey değil. Forsyth. Affedersiniz. Yok. Yok gitme Jennifer. Gitme. Ağlamamak elimde değil. Neyse. Şimdi biraz daha iyi. Sakinleştim. İnanın çok üzgünüm. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Benimle birlikte annemin yanına oturuyor musun? Onun için gelmiştin değil mi? Evet. Yalnız önce üzerimdeki şu nemli elbiseyi değiştirecektim. Neyse, boş verin. Birazdan kurur. Ne kadar iyisin. Ayakta durma, gel. Gel. Şu lomboz deliklerinin altındaki taburelere oturalım, gel. Şu kapıyı da kapatayım. Şu yastığı da arkana koy, rahat edersin. Teşekkür ederim. Bay Forsyth. Evet. Bay Donald Murchison'ı ne kadar tanıyorsunuz? Dayımı mı? Hı hı. Doğrusunu söylemek gerekirse senin kadar. Annem ve ben onu çok ender görürdük. Ya uzun bir yolculuğa çıkarken ya da uzun bir yolculuk dönüşü görüşürdük. Birlikte yemek yer tiyatroya giderdik. Sonra da gittikçe zayıflayan aile bağlarını güçlendirmek için biraz konuşurduk. Anladığım kadarıyla yakın akraba olmanıza karşın paylaştığınız pek bir şey yok. Ne yazık ki öyle. Bizi sen birbirimize yakınlaştırdın. Nasıl? Nasıl? Seni aramak için el ele verdim. Yoksa nasıl başarırdık ki bunu? Doktor Crowley Shield'ın bana anlattığına göre hiçbiriniz Jennifer Murchison'dan hoşlanmıyormuşsunuz. Evet, bir bakıma öyle. Jennifer, neden kendini hep üçüncü bir şahıs olarak söz ediyorsun? Her neyse. Seni biraz hırçın bulmakla birlikte en yakın akrabaların bizlerdik. Göz göre göre kaybolmana izin veremezdik, öyle değil mi? Ruh hastası olduğun fikrini ilk kim ortaya attı? Donald Murchison mı? Hatırlamıyorum. Böyle bir fikir ortaya atılır, hemen kabul edilir ve kimin söylediği de unutulur. Doktoru buraya getirmeyi Bay Murchison mı önerdi? Hayır. Doktoru ben tavsiye ettim. Bunu iyi hatırlıyorum. Annemle Lisbon'dan dönüyorduk. Gemide Viyanalı bir psikologla tanıştım. Adam devamlı mesleğinden söz ediyordu. Bu konu beni de ilgilendirmeye başladı. Doktor Crowley Shield'ı o mu tanıyordu? Evet. Ona hayrandı.
Ondan o kadar çok söz etti ki ismi aklımda yer etti. Ben de sırası gelince dayıma tavsiye ettim. Peki ama bunları neden soruyorsun? Bana niye öyle bakıyorsunuz? Bunları niye soruyorsun Jennifer? Neler düşünüyorsun? Hiç. Hiçbir şey düşünmüyorum. Yalnız üşüyorum. En iyisi gidip elbisemi değiştireyim. Şu an yalnızca zatürre olmamayı düşünebilirim. Jennifer, ben ciddiyim. Hiç dedim ya. Merak ettim. Hala da ediyorum. Doktor bana öyle detaylı bilgi vermedi. Bileğimi bırakın lütfen. Daha başka neler öğrenmek istiyorsun Jennifer? Dedektiflerin buldukları adayları Donald Murchison mı inceliyordu? Onu öğrenmek istiyorum. O kadar kişi içinden beni seçen o muydu? İfade tarzın çok garip. Biz uygun birini aramıyorduk. Biz bir tek kişiyi arıyorduk. O da sen. Beni seçen o muydu? Evet. Dayım arama işini bana bırakmıştı. O parasını ben de zamanımı veriyordum. Dayım çok meşgul bir kişidir. Bu işe ayıracak zamanı yoktu. Biliyorsun değil mi? Artık gitsem iyi olacak. Titriyorum. Biliyorsun değil mi dedim? Elbiseler üstünde buz gibi oldu. Jennifer biliyordun değil mi? Bileğimi bırak Forsyth. Evlen benimle. Hayır. Jennifer. Evlen benimle. Ne Hayır. Putala. Yapma. Boğazımı bırak. Hayır. Sıkma. Aman Tanrım. Beni boğmaya kalktı. Tam beni öldüreceği sırada ceset yataktan kayıp onun üstüne düştü. Şimdi aşağıda. Forsyth mı? Evet. Annesi, yani annesinin ölüsü kaymasaydı beni öldürecekti Bay Stone. Boğazına bakayım. Evet, evet. Siz Doktor Crabtree ile burada kalın. Bayan Miriam Lake, bu çektiklerinizden sonra özür dilemek boşuna. Tanrı'ya şükür hayattasınız. Bana Miriam dediniz. Galiba Doktor Stone da bana inanmaya başladı. Bu telgraflar onu inandırdı Bayan Lake. Size karşı büyük bir haksızlık yapıldı. Bana gelince ben mahvolmuş bir ihtiyarım. Tehlikeli bir deliden farkım yok. Çünkü bilgiliyim ve bu bilgiyi kötüye kullanabilirim. Şu telgrafları görebilir miyim doktor? Onları size okuyayım. New York Polis Müdürlüğü'nden, daha doğrusu oradaki Wallace adlı bir komiserden geliyor. Komiser Stone'un arkadaşıymış. Evet, sizi dinliyorum. Bu ilk telgraf. Bayan Ida Mayford'un evinde yapılan soruşturmayı anlatıyor. Telsizci Simmons bu akşam ateşi yükseldiği sırada Stone'a telsiz odasındaki çekmecede bulunan kağıt parçalarını birleştirmesini söylemiş. Kağıtların çoğu kayık şeklindeymiş. Stone bunları açıp birleştirince ortaya Bayan Mayford'un adresi ve ona yazdığınız telgraf çıkmış. Evet evet, annemin arkadaşıydı. Son zamanlarda biraz bunamıştı. Yani yani yaşlılıktan biraz hafızası zayıflamıştı demek istiyorum doktor. Teşekkür ederim. Evet, okumaya başlıyorum. Bayan Mayford'un ifadesine göre Miriam Lake Florence Lake'in kızıymış. Annesiyle babası ölmüş. Öğrenimini bitirdikten sonra Powers firmasında mankenlik yapmış. Ida Mayford, Miriam'ın çok güzel bir kız olduğunu söylüyor. Kumral saçları, kahverengi iri gözleri varmış. FBI bu işle ilgilenmeye başladı. Merak etme. İmza Wallace. Ya öbürleri? İkinci telgraf bana söz ettiğiniz işinizle ilgili. Şöyle yazıyor. Powers firmasıyla Pazar dergisi Miriam Lake'in belirtilen tarihlerde bu firmalarda çalıştığını doğruluyor. Kızın bir resmini gördüm. Gerçekten çok güzel. Sevgiler Wallace. Wallace beni şimdi de görmeli. Islak bir sıçana benziyorum. Şu son telgrafta şöyle. Murchison'un avukatından alınan bilgiye göre Donald Murchison'un mali durumu çok iyiymiş.
Kız kardeşinin servetini ise kocası tüketmiş. Miriam Lake'in oturduğu evin kundaklanma sonucu yandığı belirlendi. O gün saat 5 dolaylarında reklam filmlerindeki yakışıklılara benzeyen şüpheli biri görülmüş. İmza Wallace. Hepsi bu kadar. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Eldeki deliller çok kuvvetliydi. Yaptığım her şeyi sizin için iyi olacağına inandığım için yaptım. İnanıyorum doktor. Sizin yerinizde kim olsa aynı şeyi yapardı. Teşekkür ederim Meryem. Teşekkür ederim. Meryem, söylediğiniz her şeyin doğru olduğunu öğrendiğim an nasıl etkilendiğimi anlatamam. Zaten buna vakit de yok. Yalnız çok sevindiğimi söyleyeyim. Forsyth kaçmış. Annesinin cesedi de kendisi de ortada yok. Belki denize atlamıştır. Belki de. Gene de yat aranıyor. Bu silahı alın doktor. Kullanmak zorunda kalırsanız sakın tereddüt etmeyin. Belki Forsyth'ta da silah vardır. Ben Bay Murchison'a haber vereyim. Of. Böyle karışıklıklar patırdılar beni rahatsız ediyor. Tabanca bende dursun doktor. Bütün bu olanlar karşısında sersemlemiş haldeyim Bayan Miriam. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Tazminat teklif etmekle de size hakaret etmek istemem. Baltimore'a vardığımız zaman beni istediğiniz şekilde dava edebilirsiniz. Sizi dava etmeyeceğim Bay Murchison. Oh, ne kadar iyisiniz. Sağ olun. Sağ olun. O halde beni dostunuz olarak kabul eder misiniz? Yalnız şimdi değil, bütün hayatınız boyunca size yardım etmeme izin verir misiniz? Eğer bunu yaparsanız vicdanım rahatlayacak. Yalnız parayı kastetmiyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. O kolay. Fakat benim durumumdaki birinin yapabileceği çok şey var. Yaşamınız boyunca sizi korumaya söz veriyorum Bayan Lay. Teşekkür ederim. Kanun Forsyth'in yakasına yapışacaktır. Onun kendini cezalandırmasına cesaret gösterdiğini sanmıyorum. Doktor Stone da benimle aynı fikirde. Bütün gemi aranıyor. İzin verirseniz şu silahı alayım. Ona ihtiyacınız olmayacak. Forsyth çocukluğundan beri korkaktır. Şu anda büyük bir olasılıkla bir köşeye sinmiş korku krizleri geçiriyordur. Buyurun. Evet. Evet, Kate'in 10 parası kalmamıştı. Bu durum Forsyth'ın tüyler ürpertici davranışını açıklıyor fakat... neden benden yardım istemedi? O sizi tanıyordu. Bu durum karşısında ona iş bulacaktınız. Hayatını kazanmak için çalışmak zorunda kalacaktı. Bu da onun karakterine ters düşüyordu. Evet, bu doğru. Yeğeniniz şımarık ve sabırsızdı. Sadece kuzenini öldürüp cesedini saklamak ona yetmedi. Neden? Yoksa otopsi sonucunda bunun bir cinayet olduğunun ortaya çıkacağından mı korkuyor? Evet, evet. Hem dahası var. Bu konuda birçok araştırma yapıldı ve ceset bulunamadı. Bana kalırsa Forsyth onu öyle bir yere sakladı ki... kendisi söylemedikçe cesedi bulmak mümkün olmayacak. Anlayamıyorum. Cinayet kesin kanıtlarla ispat edilmedikçe Jennifer Murchison'ın kanunen ölü kabul edilebilmesi için daha birkaç yıl geçmesi gerekiyordu. Fakat o kuzeninin servetini hiç vakit kaybetmeden ele geçirmek istiyordu. Jennifer Murchison'ın varisi o muydu? Doğrudan doğruya değil. Miras annesine geçiyordu. Bu da aynı şey demektir. Bayan Vanessa oğlundan hiçbir şey esirgemezdi. Bunun için Forsyth kanunun da kabul edeceği başka bir ceset ortaya çıkarmaya karar verdi. Bu cesette siz olacaktınız Bayan Miriam. Bu olayda karanlık bir nokta var. Jennifer belki ama ne olursa olsun Kate'i öldürdüğüne inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ağladığını gördüm ve gözyaşları samimiydi. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Madalyonu Bayan Miriam'ın kamerasına bırakıp sonra da alanın o olduğunu biliyoruz. Bunu yapabilmesi için Bayan Miriam'ın hareketlerini izlemesi gerekirdi. Annesinin Miriam'ın kamerasına gittiğinden haberi vardı. Sonra Miriam'ın Bayan Vanessa'yı kamerasına taşıdığını görmüş olmalı. Annesinin ağır yaralı olduğunu biliyordu. Buna rağmen hiçbirimizi yardıma çağırmadı. Bunu neden yapmadı dersiniz? Demek ki annesini bıçaklayan kendisiydi. Madalyon hakkındaki görüşünüz kanıtlandı mı? Savcı bunu kolayca kanıtlayabilir. Bayan Vanessa'nın eşyalar arasında intihar mektubunu ararken içinde madalyonun bulunduğu zarf elimize geçti. Zaten Forsyth'ın da amacı buydu. Asıl önemli olan nokta şu. Forsyth zarfı hiç eline almadı. O anda sandalyede üzüntüden iki büklüm olmuş bir şekilde oturuyordu. Bence üzüntüsü gerçekti. Bense bunu pişmanlık olarak kabul ediyorum.
Doktor Kur'an'ın şild zarfı buldu ve açması için Bay Murchison'a verdi. Zarf kesinlikle Forsyth'in eline değmedi. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü bizim onların varlığından Forsyth'in hiçbir şekilde haberi olmadığına inanmamız gerekiyordu. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Madalyonu saran mektubun üstünde Bayan Vanessa'nın parmak izleri vardı. Zarfın üzerinde ise yoktu. Yani Forsyth mektubu gerçek zarfının içinden çıkarıp ben madalyonu elledikten sonra başka bir zarfa mı koymuş? Evet, evet. Hem dahası var. Parmak izleri hem mektubun hem de zarfın üzerindeydi. Bu çok aptalca bir davranış. Böylesine iyi hazırlanmış bir planda bu hata yapılmaz. Plandaki esas amaç başkaydı. Amaç sizin Jennifer Murchison olduğunuzu kanıtlamaktı. Öyle de oldu. Evet, bir gün sonra denize yuvarlanıp kaybolacaktınız. Kaza meydana geldiği zaman kaza öncesi hakkında hiçbir soruşturmaya gerek kalmayacak, Forsyth da bu işe karıştırılmamış olacaktı. Yani Jennifer Murchison'ın Kaliforniya'da kaybolduğu gün Forsyth'ın nerede olduğu araştırılmayacaktı. Demek benim ölümümle Forsyth yüklü bir mirasa konacak, hem de Jennifer Murchison'ın öldüğü gün nerede olduğu araştırılmayacaktı. Evet, evet. Doğrusu Forsyth hiç zeki değilmiş. O uçak yolculuğunu anlatırken kendini ele verdi. Hangi uçak yolculuğunu? Bu akşam birbirimize gördüğümüz fırtınaları anlatırken onun söylediklerine dikkat etmediniz galiba. Daha yemeğe oturmamıştık. Forsyth uçakla yolculuk etmekten çok korktuğunu söyledi. Hatırlamaya çalışın Bayan Miriam. Dün öğle yemeğinde Kate Vanessa'nın bayılmasını hatırlamaya çalışın. O mutlaka oğlunun uçak yolculuğundan korktuğunu biliyordu. En büyük tesellisi ne olursa olsun Forsyth'ın uçağa binmeyeceğiydi. Oğlu dediği gibi sadece Virginia'ya gitmiş olmalıydı. Yoksa o korkunç cinayeti işlemek üzere Kaliforniya'ya gidip gelmesi için uçakla yolculuk etmesi gerekirdi. Şimdi hatırladım. Hani ördek yemiştik? Tamam, tamam. İşte o anda Bayan Vanessa Doktor Cranshit ile konuşuyordu ama kulağı sizdeydi. Forsyth'ın söylediklerini dikkatle dinliyordu. Ördek yemeğinden söz ediyordunuz. Forsyth, bu yemeği son kez bir uçak yolculuğunda yemiştim. Bana çok garip geldi. İnsanın kendi uçarken bir kuş yemek, dedi, cümlesini bitiremedi. Sözlerinin annesinin üzerinde yaptığı etkiyi fark etmişti. Bayan Vanessa işte o an bayıldı. Forsyth'ın uçağa binmesinin çok önemli bir nedeni olduğunu anlamıştı. Aradık efendim, yok. Belki gizlice kaçıp daha önce aradığımız bir yere gitmiştir. Her tarafı bir daha arayacağız efendim. Teşekkür ederim. Her yere nöbetçi koyduk. Yalnız sizler için endişe duyuyorum efendim. Onun durumunda biri tehlikeli olabilir. Zannetmem. Ben yeğenimi tanırım. Dediğiniz gibi olsun. İzninizle efendim. Beni düşündüren bir nokta var. Bayan Vanessa anlamıştı dediniz. Eğer öyle olsa susar mıydı? Oğlunun katil olduğunu bile bile onu korur muydu sanıyorsunuz? O mükemmel bir kadındı. Bunu yapacağına kesinlikle inanmıyorum. Yalnız şunu unutmayın. Forsyth uçağa bindiğinden söz edinceye kadar korkuları evhamdan ibaretti. Fakat daha başından beri neden korksun? Neden oğlunu katil zannetsin? Bu sorunuzu yanıtlayamayacağım. Kimse yanıtlayamaz. Bir annenin çocuklarını ilgilendiren konulardaki duyarlılığı henüz çözülememiştir. Hele çocuk tek olursa bu his daha da kuvvetli olur. Üzüldüğü, tehlikede olduğu zamanı anne bilir, hisseder. Ne olursa olsun Bayan Vanessa'nın korktuğundan eminim. Yoksa size tehlikeyi haber veren o mektubu yazmazdı. Demek el yazısından mektubu yazanın o olduğu anlaşıldı. Evet, Bayan Vanessa korkunç bir işkence içindeydi. Tek oğlunun yasaların en ağırıyla cezalandırılacağından korkuyordu. Onun bu suçu kendi için işlediğine inanmak istiyordu. Anlatabiliyor muyum? Evet, anlıyorum. Sonra eğer şüphelerinde haklıysa sizin Jennifer olmayacağınızı biliyordu. Bu nedenle sizin hayatınızın tehlikede olduğunu düşünerek daha büyük dehşete düşüyordu. Bu riski göze alamazdı. O mektubu yazmakla hiç değilse sizi daha tedbirli olmaya itecekti. Mektup birinin eline geçtiği anda bunu hayatımla öderim demesi çok saçma. Herhalde kendi oğlunun onu öldüreceğini düşünmüyordu. Bundan emin değildi. Aslında hiçbir şeyden emin değildi. Bana kalırsa eğer Forsyth
el yazısını tanır da ona her şeyi itiraf ederse, o zaman oğlunu adalete teslim etmek zorunda kalacağını, böyle bir durumda da artık kendi hayatının bir önemi kalmayacağını söylemek istiyordu. Forsyth yaptığı uçak yolculuğunu ağzından kaçırdıktan sonra Bayan Vanessa korkularında haklı olduğunu anladıysa neden hemen bana tehlikeyi haber vermedi? Güvertedeki konuşmanızı hatırlasanıza. Kate Vanessa sizin Jennifer Murchison olabileceğinizi kendi kendine kanıtlamak için son bir çaba daha gösterdi. Bay Murchison hatırlamıyor ama bana kalırsa o Jennifer Murchison'ın boynunda küçük bir et beni olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Madalyon olayına gelince, o madalyonun Jennifer'ın en kıymetli eşyalarından biri olduğunu, çünkü babasının resmini taşıdığını biliyordu. Kendi şüphelerini belli etmeden sizden bir tepki görmek amacıyla bence bu hikayeyi uydurdu. Benden de hiçbir tepki görmeyince bütün ümitleri yıkıldı. Son bir ümidi daha vardı. Bütün bunlara tepki göstermemeniz hastalığınızdan da ileri gelebilirdi. Sonuna kadar mücadele edecekti. Nasılsa gece oluncaya kadar başınıza bir şey gelemezdi. Gece oğluyla yüzleşmeye karar verdi. Karar mı verdi? Nereden biliyorsunuz? Hareketlerinden anlaşılıyordu. Her akşam gece yarısına kadar oturduğu halde dün akşam erkenden kamerasına çekildi. Forsyth'da Bay Murchison'la saat 11'e kadar iskambil oynadı. Sonra bize iyi geceler dileyip aşağı indiler. Bence Bayan Vanessa üstünü değiştirip yatmak için bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra Forsyth'ın kamerasına giderek onun aşağı inmesini bekledi. Fakat Forsyth bizim yanımızdan saat 11 dolaylarında ayrıldı. Bayan Vanessa 1-1.5 arasında kamerama geldi. Forsyth bizden ayrıldıktan sonra Bay Murchison'un kamerasında onunla biraz çene çalmış. Öyle değil mi Bay Murchison? Evet öyle. Sonra kanımca güverteye çıkıp lombozların birinden bizi gözetledi. Aynı zamanda kamarotun mutfaktaki işinin bitmesini bekledi. O zamana kadar saat 1 olmuştu. Gidip bıçağı aldı. Amacı beni öldürmekti, öyle değil mi? Evet. Herkes gibi o da Doktor Crown'un Shield'in sizin hakkınızdaki görüşünü biliyordu. Hangi görüşünü? Sizin cinnete kapılarak kendinizi ya da başka birini öldürme ihtimaliniz vardı. Amacı sizi öldürüp olaya intihar süsü vermekti. Tabii annesinin kamerada onu beklediğinden habersizdi. Evet. Gene benim fikrime göre kameraya gelip de annesini orada bulduğu zaman bıçak elindeydi. Bayan Vanessa onu öyle görünce ne söyledi, ne yaptığı Allah bilir. Fakat Forsyth'ın onu orada bıçakladığından eminim. Hayır öyle değil. Öyle değil, onu ben öldürmedim. Öldürmedim ben. Korkmayın, elinde silah falan yok. Annem önce bıçağı elimde gördüğü zaman hiçbir şey söylemedi. Ben de bir şey söylemedim. Sonra birden korkuyla bağırarak üzerime atladı. Mücadele etmeye başladık. Sonunda bıçağı elimden kaptı. Derken geminin şiddetli bir yalpasıyla ikimiz birden yere yuvarlandık. Onu kaldırdım. Bıçak göğsüne girmişti. Ama onu ben öldürmedim. Onu kurtarabilirdin. Hayır kurtaramazdım. Neler hissettiğimi bilemezsiniz. Annem zaten ölmeyi arzu ediyordu. Yaşamak istemiyordu. Ölürken yüzündeki ıstırap, korku birden kayboldu. Onun yerine derin bir huzur geldi. Hafifçe gülümsedi. İnanın doğru söylüyorum, gülümsedi. Hiç bu kadar acı duyduğumu hatırlamıyorum. Ne hale geldiğimi tahmin edemezsiniz. Fakat annenizin ne çektiğini tahmin edebiliyorum. Hiç acı çekmedi, söyledim size. Acı duyma hissini kaybetmişti annem. Onu ben öldürmedim. O halde bıçağın elinde ne işi vardı? Onu Jennifer'ın elinden almıştım. Koridorda ona rastladım. Kamerasına girmek üzereydi. Sinir krizi geçiriyordu. Kendini öldüreceğinden korktum. Sus, yalan söyleme. Asıl sen onu öldürmek niyetindeydin. Boş yere sinir krizinden bahsediyorsun. Bayan Miriam aklı başında normal bir kız. Üstelik gerçek adının Miriam Lake olduğu kanıtlandı. Olamaz. Bu olamaz. Stone'u bulmanız imkansız. Stone buldu. Telgrafla New York polisine sordu. Jennifer'ı neden öldürdün? Niye bana gelmedin? Mesele paraysa ben sana verirdim. Gerçekten verir miydin? Tabii. Kate'in bütün masraflarını memnuniyetle karşılardım. Sana da bir iş bulurdum, çalışırdın. Ben de bundan korktum. Herhalde Jennifer'ın ölümüne de kaza süsü verdin, öyle değil mi? Ben o sırada Virginia'daydım. Bunu siz de biliyorsunuz. Yalan söyleme diyorum sana. Uçak yolculuğundan duyduğun korkuyu anlattığın o gün her şey açıklanmış oldu. Jennifer'ı ben öldürmedim. O da bir kazayla oldu. Demek o kazaya şahit olduğunu itiraf ediyorsun. Demek onun öldüğünü biliyordun. Benim,
Beni anlamanızı istiyorum. Bana inanıp yardım edeceksiniz diyeyim. Kaçmamı sağlayacaksınız diyeyim. Evet, oradaydım. Uçakla Kaliforniya'ya gitmiştim. Çocukluğundan her sabah geçtiği yolda Jennifer'ı bekledim. Ve Jennifer'a son bir fırsat verdim. Ona evlenme teklif ettim. Bana kırbacıyla vurdu. Ben o sırada hem kendimi savunuyor hem de onun uçuruma düşmesine engel olmaya çalışıyordum. Fakat elimden kurtuldu ve aşağıya yuvarlandı. Arkasından atı kamçılayıp uçurumdan aşağı attım. Başka ne yapabilirdim ki? Uçurumun dibinde hiç değilse atın cesedinin bulunması gerekirdi. Neden bulunmadı? Onu anlayamadım. Hayır, hayır. Uçurum depremle oluşmuş. Derin bir yarıktı. Dibini gören olmamış. Ne kadar derin olduğu bilinmiyor. Rivayete göre yarığın dibinde bir nehir akıyormuş. Jennifer ve at yuvarlandıktan sonra hiçbir şey duymadım. Hiçbir ses yoktu. Uydurduğun hikayeye inanmak için aptal olmak lazım. Bu saçmalığı mahkemede anlatmamanı öneririm. Hiçbir yargıç sana inanmaz. Evet, evet, doğru, inanmaz. Ama siz inanmalısınız. Çiftliğe gizlice gittin. Bir tek amacın vardı, o da cinayet. Bu iğrenç planın her noktası seni ele veriyor. Bayan Lake'in el yazısını taklit ederek 6 yıl önce Jennifer'dan gelen mektup diye göstermen de seni ele veriyor. Bayan Lake'in gerçek kimliğinin anlaşılmasıyla madalyondaki parmak izlerinin olduğu gibi mektubun da uydurma olduğu ortaya çıktı. Kaptan. Buyurun efendim. Bu adamı limana girinceye kadar gözaltında tutun. Peki efendim. Bak Miriam, Annapolis şehri gözüktü. Birkaç saate kalmaz yanaşırız. Sende gene garip bir hal var. Rica ederim, yine başlamayalım Bay Stone. Hayır hayır, bunun ruh hastalığıyla falan ilgisi yok. Yalnız bana kalırsa senin değişikliğe ihtiyacın var. Neden? Sen kendini hissetmiyor musun? Hayır doktor. Sahiden bende bir gariplik mi var? Tabii var, tabii. Güzelsin, zekisin. Buna rağmen dostların olmamış ve bir işe bağlanıp kalmamışsın. Bütün bunların bir nedeni olmalı. Çalışmak için yeterince kabiliyetli değilim herhalde. Ya dostlar? Gerçek dostlar demek istiyorum. Onlar da aldı gitti. En iyi dostlarım çocukluk arkadaşlarımdı. Onlardan başka hiç arkadaş edinemedin mi? Bilmem, olmadı işte. Neden? Belli bir nedeni yok. Ben nedenini söyleyeyim. Sen içine kapanık birisin. Eski varlıklı günlerine bağlı bir züppesin. Hiç de öyle değilim. Bu konuda sana esaslı bir konferans çekeyim mi? Bak şimdi, hayata insan... Bak örneğin ben resmi severim. İçlerinde anlamadığım bir takım akımlar var ama gene de hoşlanıyorum. Seni seviyorum. Sen nelerden söz ediyorsun? Fakat müzik öyle değil. Seni seviyorum. Neyin var senin? Ah, hiç. Neden sordun? Deminden beri yüzünü buruşturup duruyorsun. Yok bir şey. Gittikçe yaklaşıyoruz. Gidip hazırlanmam gerek. Eşyalarınızı hazırlamanız için yardıma gelmiştim Bayan Miriam. Benim hazırlanacak eşyam yok Biddle. O halde sizden özür dilememe izin verin. Öyle davrandığım için kendimden nefret ediyorum. Böyle söyleme. Siz çok iyi bir insansınız Bayan Miriam. İşte durduk. Herhalde polis motoru gelecek. Galiba ağlayacağım. Güzel, beraber ağlayalım. Korkuttuğunu bilemezsin.
Gel, gel yavrum bak. Bay ve Bayan Stone seninle tanışmak için sabırsızlanıyorlar. Annesiyle babası mı? Evet, şurada gazetecilerin arkasında duruyorlar. Oğlumun sonunda aklını başına toplayıp böyle güzel bir seçim yapacağını biliyordum. Düğün benim evimde olacak. Hangi düğün? Hangisi olacak? Tabii ki sizin düğününüz yavrum. Sizle Stone'un düğünü. Yoksa size söylemedi mi? Dün akşam telgraf çekip bizi buraya sizi karşılamaya çağırdı. Tabii ya. Umarım bunda bir yanlışlık yoktur. Yok tabii yavrum. Doktorlar böyledir. Biraz garip olurlar. Tamam hadi. Artık ifadeleri alabiliriz. Bayan Miriam Lake. Önce sizden başlayalım. Denizde Gezen Ölüm adlı oyunumuzun 8. ve son bölümünü dinlediniz. Yeni bir oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.